Bir daha. Ya Allah senin belanı vermesin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir günde normal aç şunu. Efendim yiyin çarşambalar. Hayırlı çarşamba. Söyle kız. Günaydın. Günaydın şekerlerim. Yeşil neydi kız? O şeyler hangisi? Vardı. Smurf. Abi Türkçesini bilmiyorum ben de. Neyse sen başla devam et. Şirinler ya. Ha, yeşil şirin diyor bir de mavi. Mavi miydi kız? Ya, yeşil. Bırak. Günaydın o zaman. Hayırlı çarşambalar. Günaydın Arto. Günaydın günaydın değildi. Herkes günaydın zaten aynı şekilde giriyor. Günaydın efendim. Hoş geldiniz efendim. Beş gittiniz efendim. Kahvelerinizi alın efendim. Çaylarınızı alın efendim. Söylemezsem olmaz başlıyor efendim. Hayır. Doğal akışı bak biz burada kadar güzel sohbet ediyorduk. Ondan sonra yönetmenimiz dedi giriyoruz. Hadi geldi saatimiz dedi. Evet. Aynı devamından akışından gireceğiz. Bugün bir akışımız var bizim. Ay, yine sus. Akacağız yani gerçekten sus. Efendim. Dün benden çorladığınız, çor, çaldığınız haberleri başka referanslar verip yemezler. Yemezler. Bak bu bizim sosyal medyacımız da ayrı ben yiyeceğim. Geç yani kalıyorlar değil mi girmekte? Aa, onu bize mi şey yaptı? Onu bir ara konuşuruz dur. Evet, onu sonra arkada konuşalım aşkım. Şimdi Yağmur Çevik bir Instagram adresini gönder gelsin. En hızlı haber için, magazin haberleri için takipte kalın. Arto. O zaman Arto Dalga yazın. Benimle sohbet etmek istiyorsanız 900-900 Arto Dalga. Arto Dalga yazın kız. Arto, direkt mesaj musun? Atın bana. DM okuyor musun? Okuyorum. Ben çok okurum. Hmm. O yüzden de daha önceki arkadaşlarımla da çalıştığımda hepsi bana Arto Dalga, kendi adlarını böyle Arto Dalga, Arto Dalga derlerdi. Çünkü ben çok okuyorum. Hemen de söylüyorum herkese. O yüzden çok benim adımı geçirir. Evet, Arto'ya daha çok yazın. En çok Arto'ya yazın. Çünkü en çok Arto okuyor. Aşkım ya. Bana böyle gel ya. Bana böyle gel. Bak söyle bana, bir daha söyle. Benim Instagram'ımı söyle. En çok Arto'ya yazın. Neymiş? Arto Dalga. Çünkü en çok DM'i o okuyor. Dalga, dalga, dalga. Biz bir dakika. Yağmuru vermek. Ne yani? Halk beni istiyor. Çünkü bir dakika. Yağmura da gider misin? Yağmura da gitme. Yani. Onun da bir yanına tabii. Orada şimdi işte pay olsun. Bunun tüyleri çıkmış. Hemen. Tarak vereyim mi? Bir kalka. Kız tarak vereyim. Bak şu güzelliğe. Tarayın. Gel. Buna kostüm dur, vermesinler. Şey kime dur, kostüm dur. Versinler? Mikrofonu tutun. Sizi Allah kaldırmasın. Sponsor mu olsunlar? Evet en tamam hadi çift. Çok haber var oturun. Tamam çok güzeliz. Herkes çok güzel harika. Saçın tararmış. Efendim benim de HNDSAR. Bana da yazmak şey yapmak isterseniz HNDSAR benimki. Ama bizim için önemli olan söylemezsem olmaz. Instagram official. Adresimiz. Söylemezsem olmaz yine. Aynı şekilde YouTube'dan official da bizi takip edebilirsiniz. Aşağıda yazıyor efendim. Evet. Ben seslendiriyorum. Siz yine YouTube'dan bakın söylemezsem olmaz. Instagram'dan söylemezsem olmaz. Official. Evet, şimdi süper. Bakın size hemen buradan tiyo veriyorum. Bugün ne konuşacağız? Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Ya bu hadisenin bu yaptığı iş mi ya? Sırf öne çıksın diye. Birazdan haberleri göreceksiniz. Ebru Gündeş'i sırf mandallasın diye neler hadiseden yaptığına inanamazsınız. Hadiseli bir gece yaşandı. Ne oldu? Neler oldu? Biraz sonra. Yılın bombeleri, sıcak gelişme. İşte ekranlarda efendim hadisenin bence evlenmeliyiz. İşte bu sene çocuklar şarkısı. Yani delirmek göreceğiz. İşten değil İşleyeceğiz ya. Hepsini. Haberimizin detaylarını da göreceğiz. Ayrıyeten bir daha bu yolları aynı hevesle yürürüm. Lütfen plakçılara sesleniyorum. Arto bir kesme. Yani bu kadını Arto'cum alın ya. Buradan şarkıcı yapın. Çünkü yavrum istemiyorum plakçılar istemiyorum. Kendi kendime şarkı söylemek istiyorum. Programımı söyle şarkılarla aşkım, türkülerle açmak istiyorum. Neşelenin, eğlenin. Şimdi Ebru Gündeş şarkısıyla girdim bir devamını getireceğim. Getir. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm diyor. Dördüncü kez yürüyor. Dört oldu mu? Bir dört kere daha yürür. Seda Sayan'ı geçecek Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Çünkü. Efendim bakın bak hadise oğlu yaşındaki delikanlıyla günlerden beri burada kendinden küçüklerle birlikte olan sanat camiamızın kadınlarını konuşuyoruz. Ve devam onlardan ediyoruz. Biri de hadise olacak. Hazırsanız. Hazırız. Yaşasın. Efendim, kan istiyoruz. Şöyle bir hemen hadisenin oğlu yaşındaki delikanlıyla çıkan aşk bombesiyle ilgili haberimizi izleyelim. Sonra da bombaları biz patlatacağız. İstanbul'un izbe mekanlarından biri.
Fondaki ritmik müziğin akışına kapılmış ve kendisini delikanlının kollarına emanet etmiş bu hanımefendi, şarkıcı Hadise'den başkası değil. Gecenin aşk bombası, tüm ayrıntıları ve perde arkasıyla birazdan ekrana gelecek. Ama önce aşk bombasının zamanlamasına dikkat çekelim. Malumunuz Hadise ile kanlı bıçaklı Ebru Gündeş dün 4. evliliğine imza attı. İşte tam da yılın nikahının gerçekleştiği bugünün gecesinde Hadise, Ebru Gündeş'e inat, neredeyse oğlu yaşındaki bir delikanlıyla sarmaş dolaş görüntü verip sosyal medyaya sızdırdı. Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in 3. eşi Reza Zarrab'la yasak aşk iddialarına karışmıştı. Çift taraflı ihanete uğradığını düşünen Gündeş, hem çocuğunun babası Zarrab'dan boşanmış hem de eski iş ortağı Hadise'yi tek kalemde silmişti. Ve günümüze gelelim. Ebru Gündeş, Dubai'de 4. nikah bombasını patlatırken... Hadise aynı gece bir kulüpte genç iş insanı Mert Ayaydın'la yılın aşk bombasını patlatıyordu. Sol tarafta Hadise, hemen karşısında cemiyet hayatının tanınmış siması Mert Ayaydın. Müziğin ritmine kapılmışlar, dans ediyorlar. Zaman zaman tenleri değiyor birbirine. Arada minik öpücükleri ve sarmaş dolaş hallerini görüyoruz. Kuvvetle muhtemel Hadise'nin mesai arkadaşlarından biri de birkaç metre ötede cep telefonuyla kayıtta. 10-15 saniyelik bu görüntü derhal sosyal medyaya sızdırılıyor ve olan oluyor. İşin PR kısmını geçip aşk bombasını nizami kabul edecek olursak Mert Ayaydın. Önemli bir iş insanının henüz 20'li yaşlarındaki oğlu. Acaba onlar, yani Ayaydın ailesi, çocuklarının magazin gündemine meze olmasına ne tepki verecek? Böyle bir aşk bombasıyla ilgili kabul etmiyorum hangisini? Arada. Oğlu yaşındaki yorumu kabul etmiyorum. Çünkü Pınar Altun ne yapsın? Ha, oradan Pınar oraya mı geçtik? Yapsın. Ama anneannem çok var oluyor. Öyle isim. Anneannem oluyor o zaman. Torun ve anneanne ilişkisi yok, güzel, mi oluyor? Yok güzel, doğru yapmışlar. doğru yani. Ya. Çocuk yaş kaç yaşında? Kadın kaç yaşında? Çocuk 94'lü, Hadise ise 85'li. 10 yaş bence o kadar bir şey değil yani. Hani. Yani aşkım yani bence... Hani Pınar Altun'la Yağmur'a bakarsan... Yani genç iş adam ama yani genç. Söyle genç bakalım. Genç tabii ki de. Şimdi Hadise'nin haberini Ebru Gündeş'in evlendiği gün alıyoruz. Bir de buradan yaklaşırsak eğer, hani hiçbir şey yoktu bu kadar zamandır Hadise'nin aşk hayatıyla ilgili aslında konuşmuyorduk. Ama bu görüntüler de bayağı dudak dudağlar. Yani burayı acaba nasıl yorumluyorsunuz? Burada bir strateji yani var tabii. Sonuç olarak kendi aralarında yaşanmış bir aldatılma olayında hem yani şu var. Ebru Gündeş için biri arkadaşım biri kocam muhabbeti vardı. Artı bu konuda sen zamanında bu haberler çıktığında Hadise'yle ilgili olarak çok söylemiştin. Şimdi bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Valla benim söylemek istediğim şey Hadise kesinlikle rol çalmak ve bombayı kendi patlatmak istedi ki evliliğin önüne geçsin. Bütün çıkan haberlerin önüne geçmek ama geçti. İçin. Ya geçti ama... Yani biri nasıl geçti, biri nasıl geçti? Şimdi burada bir şey yok. Burada yani... bir partide onlar eğlenirken, yakınlaşırken bir görüntü sızdırılıyor. Ben çok yani hissiyatımı söylüyorum burada. Söyle. Bu oradan birinin sızdırılması değil. Muhtemelen Hadise'nin ekibinin tabii, çektiği bir görüntü. %100. Ve verildi. Çünkü dediğin gibi aslında burada dikkatleri Ebru'dan alıp kendi üzerine çekmekti. Ama haklı mı? Haklı. Haksız. Olabilir. Çünkü onların bir muhabbeti var biliyorsun. Ve şimdi belki Hadise şunu söylüyor. Haberleri tabii ki o da gördüğü için. Aa ne oldu Ebru? Beni o kadar karalattın. Beni o ses Türkiye'den ettin. Beni oradan ettin. Ha, beni buradan ettin. Sen başka yere geleceksin aynen. Şimdi. Aynen. Şimdi ne oldu? Şimdi bu arada biz hani şey yapmıyoruz. Hani böyle çok
gelen haberler üzerine konuşuyoruz ama diğer magazin, sosyal medyadaki diğer bütün magazin bir sürü iddia paylaşıyor. Bir sürü iddia paylaşıyor. Yani, o diyor ki sen de evliyken biriyle o zaman birlikte oldun. Karısını ayırdın ve sen birlikte oldun ve evlendin. Evet. Ona getirmeye çalışıyor. Çünkü insanlar şimdi anlatıyor bir şeyler magazinlere ve magazincilerle bunları paylaşıyor sosyal medyada. Kimse sen hesapla. Şimdi bildiğin şeyi tam olarak anlatır mısın? İnsanlar ne konuşuyorlar? Şunu söylüyorum yani. İnsanlar bir takım bir iddialarda bulunuyor. Şu benim söylediğimi direkt düşündüğünü söyle. Evet şöyle söylüyorlar yani aslında evliyken onlar görüştü. Ha, biz bilemeyiz tabii ki Ebru Gündeş demişti boşan da gel. Ona ben bir şey diyemiyorum öyle de olabilir. Ha, ama medyada böyle bir... Ama tamam. Evliyken tanıştıkları için şunu diyorlar yani. Zamanında Ebru Gündeş Reza ile birlikteyken Ebru Gündeş'le Hadise arkadaşken ve bir programda ortak partnerlik yaparken bir haber çıkıyor. Hadise ile Reza birliktelermiş. Hatta bundan sonra da Ebru Gündeş Reza'ya bir boşanma davası açıyor. Aynen. Ve bu masalarda magazin gündeminde aynen. Hadise'nin hem arkadaşlarının hem de aynı zamanda kocasıyla orada birlikte olması tabii ki bu gerçekten fecaat bir durum. Bunu da yani hiçbir şekilde savunabilecek, elle tutulabilecek bir yanı yok. O yüzden Hadise böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Hem arkadaşından oldu hem işinden oldu. Şimdi geldik devran döndü. Şimdi de yine Ebru Gündeş'in yaşadığını başka bir kadına yaşattığını görüyoruz. Ama Ebru Gündeş'in arkadaşlığı yok, yok bu arada. Tamam. En önemli bir kere. O da çok bu önemli. Çok önemli tamam. Bir bölüm ama, bu arada. Sonuç olarak yine evli bir adam. Evli bir adam yani. Adamın başka bir karısı var. Bırakın artık şu evli adamların yakasını. Bakın ben bu konuda evli bir adamın gidip karısını aldatması olayından yaklaşmıyorum. Ben bile isteye evli bir adam olduğunu bile bile başka bir kadının o evli adamı kabul etmesini kınıyorum. Benim için en büyük Dilber budur. Dilbersen o pavyonda oynadığın dansla ya da pavyonda gösterdiğin ya da oraya düşmek zorunda bırakıldığın hayatındaki Dilber değilsin sen. Buradaki benim duruş için önemli diyorsun. Hayattaki en büyük Dilber bir kadın evli bir adama bakmayacak ya. Sen orada duruş sergileyeceksin. Senin başına gelmesini istemediğin hiçbir durumu başka bir kadına yaşatmayacaksın. Şimdi Hadise'yle mağaza zincirleri olan beyefendi, ünlü bir tekstil markasının aynen. Sahibi babası, veliaht oluyor zaten kendisi de. 2 aydır beraberlermiş. Bir yılbaşı yemeği vardı. Zaten biz onun magazini o zaman yapmıştık. Yılbaşı gecesinde bir arkadaşın evinde tanışıyorlar. İddialara göre de 2 aydır beraberler. Ama dün tabii ki Ebru Gündeş'in düğününe oranla tabii. Bu Hadise'nin muhtemelen ekibi tarafından çekilip. Düşünebiliyor musun? Ha. 2 aydır sözde 2 aydır birliktelerse evet. Hiçbir resim doğru düzgün sızmıyor. Evet. Bak sen Allah'ın işine ki dün bir şekilde bu şeyler servis ediliyor. Ama bunu tek mesela oyuncular veya şarkıcılarımız değil influencerlar da yapar. Birbirlerinin gündemini vururlar. Biri bir marka ile imza atar. Evet. Öteki başka bir şey rol yapar. Rol çalmak için. Yani evet birbirinin i̇şte, gündemini kırarlar. Yani bu tabii hepsi aynı yola şimdi, çıkıyor. Şimdi Hadise ile Ebru Gündeş arasında da husumet olduğu için sizin yorumunuz diyor ki 2 aydan beri zaten beraberlermiş. Evet. Bu zamana kadar hiçbir şekilde basında böyle bir aşk haberleri çıkmadı. Gram görmedik. Neden Ebru Gündeş'in işte. Düğün gününde konuşuluyor? Bence burada Hadise de kendini gündeme getirerek aslında zamanında bak sen beni bu yüzden arkadaşlıktan ben sana yaptım ama sen de benim yaptığımın aynısını yaptığını da hatırlatmak ama istiyor. Ama hayır hayır bunu hatırlatmak istemiyor. İnan hiç o tarafı hiç umurunda bence değil yani bak, o kadar pişkin şöyle, ki. Arto şöyle bir şey o kadar pişkin yani o konular hiç onu ırgalamıyor ama bile. Ama bak diyorsun. Bugün bu masada bugün bu konuşulacağı için böyle bir analiz yapılacağını da Hadise bilebilir. Bilmez olur yani mu? Yani o yüzden mesela hatırı yani ha, insanlar konuşuyorlar ya şimdi. Hani herkes Hadise'yi suçladı ya. Ama ilk ana düşüncesi onun sadece öne geçmek. Ne yaparsam yapayım sadece o tabii. Evlilik haberlerinin önüne geçeyim de ne olursa olsun keşke sizin kadar ince düşünüyor evet. Olsa. Şu anda zaten programı açar açmaz aslında Ebru Gündeş'in evliliğini değil Hadise'nin aşk bombasını da konuşarak biz de aslında Ebru Gündeş'in önüne koyduk Hadise'yi. Tabii, tabii. Çünkü bizim için yeni bir tabii. Haber. Günlerden beri Ebru Gündeş'in zaten evliliğiyle alakalı konuşuyoruz. Hem yeni haber hem kendimize göre aslında fair play olmasa da bu gol mü? Gol. Şimdi bu beyefendi Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da arkadaşı. Ha aynı bayağı kaymak tabakadan. Tabii tabii. Çok cici bir aile. Zaten güzel muhtemelen kız kardeşi ablası da Londra'da okumuştu. Kendisi de muhtemelen Londra'da okulu bitirdi. İyi eğitimli.
Hani biliyorsunuz Hakan'la da Hadise beraberli zamanında. Doğru. Evet. Arkadaş değiller mi? İşte bu ortamda böyle bir şey. Herkes herkese dolaşıyor. Herkes herkese beraber olabiliyor. Kimlerle birlikte? O bizim ortamımızda öyle. Ayıptır, günahtır falan. Orada öyle bir şey yok. Şimdi Ay Aydın ailesi Mardinli bir aile. Muhafazakar bir aile. Evet. Onu da belirtelim. Ne diyorsunuz? Başarılı bir iş hayatları var. Hiç olmaz. Sadece hadiseyi, öyle takılıyorlar diyorsunuz. Hadiseyi asla almazlar. Hadise alır mı onu? Asla. Ha? Alır mı Hadise o muhafazakar? Alsalar alır da. Gerçi Mehmet Dinçerler'le evlendi. Mehmet'i bile aldı. Ama yapamadı işte. 3 ay sonra Mehmet'i ayrıldı. Ama Mehmet'in temizleme operasyonuydu aşkım o. O güzel bir temizleme operasyonu olduğu Mehmet'in için. Mehmet'in temizleme operasyonu mu Hadise'nin temizleme operasyonu mu? Ama Mehmet de kendini söyleyeceğim. Gerçekten. Alışveriş. Bak bizim gündemimizde, bizim Türkiye ikliminde hakikaten bu temizlenme olayı evlilik üzerinden çok her şey yapıyorlar. Da, bunu da yiyorlar bir şey yani. Bir de yiyorsunuz her şey ya. Yapıyorsun. Türk halkı her şey yiyor. Bak her şey yapıyorsun. Böyle bir şey var. Yapılabileceğin her şeyi yaptıktan sonra bir evlilikle kocası var, bir yuvası evlilik, var. Bir kolye okeydir. Hemen her şeyden arınıyorsun. Bütün geçmişini unutuyorsun. Evet, hele de bir çocuk yaparsan çok kutsalsın. Çünkü sen annesin. Ama geçmişte yediğin naneler... Ya da o anda bile... Hiç. Olur mu? Hiç. En güzel, en ahlaklı, en edepli bir evlilik ve bir çocukla bütün geçmişini unutturabiliyorsun. Ve edepsiz olan siz oluyorsunuz, biz oluyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani... Şaka bu arada gibi. Hadise'nin ilk defa genç bir ilişkisi değil bu. Zamanında, ya zamanla derken bir ay öncesine falan gidiyor bu süreç. Uzi ile de beraberdi. Rapçi. Rapçi. Onun da şeyini ama verdik. Ama ortaya çıkmadı. Bu arkada bir buluşma. Kaç yaşında? O da mı çok genç? O da çok genç. Ha. Rapçileri seviyor biliyorsun. Bir seviyor. De rap programı var. Sunmuştu biliyorsun. Acun Ilıcalı alternatif olarak Hadise'ye bir yer atsın diye. Yine vazgeçmedi. Evet rap. Çünkü Hadise'nin muhtemelen Acun'la da arası iyiydi. Ama bozuldu evlenmişten sonra. Acun'la da arası iyiydi. Muhtemelen onun için Acun kıyamadı herhalde. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum da. Böyle bir kaydı yana doğru. Yani bana yani. Ya Hadise'cim sen Türkiye'deydin ama yolda yürüyemiyordun değil mi? Çok rahatsız oluyordun. Kıyamam sana aşkım. Belçika'ya dön. Belçika'ya köyüne dön aşkım. Ya. Yolda yürüyemiyormuşsun. Türkiye'de çok rahatsızmışsın. Yolda yürüyemiyorsun. Geri dön. Maşallah. Bu halde devam edersen tabii ki yolda yürüyemezsin. Şey yapsın. Hadise iyi bir kadın ya. Senin Hadise'yle ama bir iletişimin var değil ondan mi? Ondan değil. Gerçekten Hadise iyi bir kadın. Evet, hani şöyle dedim. Sen de Ebru Gündeş'e gömüp Hadise'yi Ebru bir Gündeş sevdin. Ebru güzel bir kadın. Hadise de güzel bir kadın. Ama şurada şöyle bir haksızlık var. Yani bir taraf sanki böyle sütten çıkmış ak kaşık misali aşkım anılıyor. Öteki de böyle tüh kaka anılıyor. Film ya. Nasıl başladı? Film nasıl başladı? Ebru Gündeş nasıl başladı? Güney ilişkisi. Hayır, onu boş ver. Tamam. Film nasıl başladı? Bizim bildiğimiz bu senaryo nasıl başladı? Pardon. Yani. Pardon. Yani şimdi Hadise'yi de çok beğenirim. Şarkılarıyla, yer aldığı programlardaki performansıyla, gülüşüyle, enerjisiyle Hadise'yi beğenirim. Onu bir kenara koydum. Ebru Gündeş'i de gidiyorum. Sahnede izliyorum. Allah'ım böyle tam bir ses, böyle değil bir tam bir sahne. Sanatçı olarak yok, tam sanatçı. Yani kulvarında tek. Yanına başka birini falan koyamıyoruz o kulvarda. Ama kendi özel yaşantılarında Hadise ve Ebru Gündeş'i ele aldığım zaman elle tutulur. İkisinin de hiçbir yanı kalmıyor. Yani bunu ayırırsak eğer, evet ikisini de çok seviyorum. Evet aynen. Evet de. İkisini de çok. Sanat, ama maalesef, sanat ve sevgi bölümünden bahsediyoruz. Evet, evet. Ama burası bir program. Hayır burası hayır. Bir, hayır bu i̇şte arada. Özel hayatta yani, çok yanlış. Zannediyorlar ki hayır, biz hata. Kin besliyoruz ya da bir. Hayır. Bu doğruları söylemememiz için bir sebep değil. Seviyoruz. Biz bir sürü sanatçı arkadaşımız, kendi arkadaşlarımız var. Onları da çok seviyoruz. Ama yaptıkları böyle olunca yapacak bir şey yok. Çünkü günün sonunda kendi başlarına geldikleri zaman nasıl davrandıklarını, nasıl harekete geçtiklerini biliyoruz. Boşanma davasında Ebru Gündeş'in mahkemeye sunduğu davada hem WhatsApp yazışmaları Rezza ile Hadise'nin aynı zamanda çekilmiş fotoğraflar burada bunların Ebru olduğunu biliyoruz. Burada Ebru zamanında. Gündeş'in hatası var. Mesela aslında Demet çıkartıp Akalın koyacaktı o yazışmaları tak diye. Acaba bu bir daha dışarı çıkabilecek miydi? Ama Hadise biliyorsun Yaşar Bey'i mahkemeye verdi ve Yaşar Bey özür diledi Hadise'den. O başka bir şey. O mesajlarla başka, ilgili. O başka bir şey. O bambaşka bir Ebru'nun şey. Ebru'nun yakaladığı mesajları tak, diyorsun. Mühim olan o Ebru Gündeş'in mahkemeye verdiği o yazışmalardı. Çıkıp onlar bir güzel bir şekilde daha da ifşa olsaydı acaba sen
O 100 bin lira, 200 bin liraya sahneye çıkarken şimdi 1,5-2 milyonlara çıkabiliyorsun. Acaba çıkabilir miydin? Şimdi bir görüntüleri tekrar görebilir miyiz? Hiç aslında analiz yapmadık görüntüleri çok üzerinde de. Çok karanlık çünkü. Çok karanlık ama bir gördüğünüz gibi var. Bir öpüşme, dudak dudağı haller var. Hani Ay Aydın ailesinin Türkiye'nin önemli, Mardin'de yaşayan önemli bir ailesi olduğunu biliyoruz. Tekstil, gibi, tekstilde de çok önemli. Mardinli aile, hani dediğimiz gibi yani muhafazakar bir aile. Genç de daha çocuğun yaşı. Aynen, çok genç. Bu görüntülere, bu hani oğlunu gördükten sonra tabii ki aileler bu gibi durumlarda çok da tasvip etmiyorlar. Sizce nasıl karşılarlar Ay Aydın ailesi hadiseyi? Diyorum ya, çünkü o iş ciddiye binince aile devreye giriyor. Mesela çok var böyle. Onun için var ya, geç kalmamak lazım, biliyor musun? Nasıl yani? Bazen iş işten geçmiş olabiliyor. Şimdi Arzu Sabancı ne yapabiliyor Hakan Sabancı'ya artık? Her şey yapıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Her şey yapıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Nasıl yani? Atalan Üsküdar'ı geçti hayatım. Evlenecekler kimse mi? Kimse de oğluna kıyamaz. Biz bir zaman sonra oğluna kıyamazsın. Yani kabul, onlar mutluysa kimin anne babaya? Hayır, ben mutsuz ya da mutlu demek istemiyorum. Evet. Bazı şeylerin önlemi daha çabuk alınmalı. Peki ciddi bir iş olduğunu düşünmüyorum ben. Bir iki ay sonra bitebilir. Aynen. Ya elinin kiri mi yani çocuğun? Hayır canım, öyle bir şey değil. Neden hepimiz, yani ben şimdi değil ama mesela sen de tanışabilirsin bir sürü insanla. İki ay sonra olmadı dersin, ayrılırsın. Sen adamın elinin kiri mi oldun? Hayır, şundan dolayı diyorum. Hani aile bu konuda herhangi bir şekilde yorum yapmaz diyorsun ya. Çünkü ya, ciddiye almıyorlar ciddiye yani hadise ilişkisini. Giderse, hani o da ona karşılık tabii geliyor ya, o yüzden. Merak giderse anne, hani takılıyorlar yani, ne zaman güzel seviyorum, vakit geçiriyorlar. Evlenmek istiyorum derse annesi der ki hayır veya tamam oğlum. Hadise şeyle de Kaan'la da beraberdi. Kaan'la çok saygılı evet, bir aile. Evet, o zaman evet evet doğru hiçbir söylüyorsun. Hiçbir şey demediler hadiseyi, sevdiler. Mehmet Dinçerler'in ailesi bana çok yakın bir aile. Her şeyi burada %100 doğru anlatıyorum bu konuyla ilgili. Çok seviyorlardı hadiseyi. Mehmet Dinçerler'in ailesi Mehmet, çok Mehmet, üzüldü. Mehmet zamanında Mehmet'in ailesi tam da hadiseye ihtiyaçları olacağı tamam zaman. Tamam işte. Tam ona ihtiyaçları, o reklama tam neredeyse batarlarken. Ken, hani çok destek oldu. İş olarak çok kötü durumdalarken hadisenin. Ama çok saygılıymış aileye karşı öyle. Da. Ama istemedi aile hadiseyi. Ay, istedi. Yok, istedi. Ama hani muhafazakardı. Başta ama son iş değişti. Aile, hadisenin sahnedeki hareketleri, ay, konserdeki kıyafetleri. Sonra çok kucak açtılar hiç. Ama bu böyle yansıdı. Öyle yansıdı, yanlış yansıdı. Ben düzelttim hepsini. YouTube'da hepsi var, izleyebilirsiniz. Ay Allah. Hadise Fan Club, Yağmur hiç Çevi. Hiç alakası yok. Beni, seviyorsun herkes İnce çok iyi bilir. Ben sadece benim buraya gelmemin en büyük amacı söylediğim her şeyin %100 doğru çıkması. Bütün analizlerimin doğru çıkması. İstiyorum ki artık bunu milyonlar da görsün. Çünkü bu masalarda dahil olmak üzere, yani diğerleri söylemiyorum, bütün magazin masalarında o kadar yanlış haberler yapıldı ki ben hepsini toparladım, hepsini düzelttim. Burada da öyle bir yanlışlık vardı. Aileler yani hadiseyi çok seviyorlardı. Aşkım, ben meleğim buranın. Sen magazinin kurtarıcısın. Yanlış. Buradan pası alıyorum. Dedik ki söylediklerimiz hep doğru, iddialarımız hep doğru. Evet, hep günlerden doğru. Beri bu masada Ebru Gündeş'in aşkıyla ilgili olarak hem belgelerimizle hem elimizdeki fotoğraflar ve video görüntüleriyle birlikte tarihleri sıra dizdik, üst üste koyduk. Ve Yasak Aşk belgeleriyle birlikte bu masadan efendim yayınlandı. İlk Arto patlattı, kim ne derse desin. Burada dün bu yayında nikahın dün olacağını Arto haber verdi. Bizden sonra yayıldı. Sen de çok güzel bir video çekmişsin konuyla alakalı olarak. O yüzden haber bizde. Haberin evet, detayları bizde. Evet. Konuyla ilgili olarak biz bu zamana kadar neler konuşmuşuz? Ebru Gündeş, Murat Özdemir aşkıyla mini ilgili olarak. Mini bir dizi olarak vereceğiz şimdi ama çok, mini bir dizi oldu. Efendim, çok güzel olmuş. Ne diyorsak o. Buyurunuz, mini dizimiz Ebru Gündeş, Murat Özdemir. Wow. Şu anda dün gece aldığım habere göre şu anda büyük bir bomba yaşanıyor ve bugün büyük bir bomba yaşanacak. Yılın magazin bombası dün canlı yayında söylemezsem olmaz da patladı. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir bugün evleniyor. Evet. Bugün evleniyorlar. Çünkü bunun da tabii kanıtları var. Sende başka kanıtları var ama bende de başka kanıtları var. Bu Ebru Gündeş'in değerli çıktığı gazino dediğimiz, gece bu kulübü dediğimiz
Patronlar da şu anda Dubai'de. Evet, söylemezsem olmaz masasının kıdemli yorumcusu Arto. Dün magazin habercilerini atlatarak Ebru Gündeş'in Dubai'deki nikahını canlı yayında ilan ediyordu. İnşallah yanılmıyoruzdur ama %99.9. Evet. Bugün evleniyorlar Dubai'de Türk Başkonsolosluğunda inşallah. Çok keyifli, inşallah çok mutlu olurlar. Umarım hayırlısı ama olsun. Tabii ki biz bu magazin dedikodularından herhalde kopamayacağız. Çünkü öbür tarafta başka dedikodular da var. Hemen. İlk kez söylemezsem olmazdı dile getirilen bu iddia birkaç saat sonra doğrulandı. Murat Özdemir, Ebru Gündeş'i Dubai'deki evinden almaya böyle gidiyordu. Ve lüks araba konvoyunda Ebru Gündeş'i mutluluktan havalara uçarken, el sallarken görüyoruz bu videoda da. Hemen akabinde Ebru Gündeş'in sosyal medya paylaşımı geldi. Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler yazılı mesajda gelin ve damadın aşk karesini görüyorduk bu kez. Nikah Dubai'de kıyıldı. Düğünün ne zaman yapılacağıysa henüz belli değil. Ama 30 kişinin davet edildiği yemek dün akşamdı. İşte o özel yemeğin menüsü. Menüde neler vardı neler? Birazdan canlı yayında açıklayacağız. Gelelim söylemezsem olmazın dünkü ikinci bombasına. Şimdi burada bir detay var. Mesela aşık oldun bir insana dans ederken veya seviyorsan aynı şeye takıldın. Şöyle yapmazsın. Bir de Şöyle orada yaparsın. Farkında mısın Murat? Çok protokol değil mi? Çok protokol. Ortada bir yasak aşk var mıydı yok muydu? Söylemezsem olmaz yorumcusu Yağmur Çevik'in ekrana taşıdığı görüntü çok şey anlatıyordu. Ebru Yaşar'a o kadar çok para saçılıyor ki. Çok. Saatinden fazla kalıyor. Gidemiyor. Yani Güner 12'den sonra çıkıyor geceye. Yani Ebru Yaşar normal şartlarda mesela atıyorum, hani 11'de inecek sahneden. 3,5 saat sahnede kalıyor. Evet, 3 yani 2 saatlik durması gereken zaman dilimini aşarak o kadar çok para saçılıyor neredeyse ki. Neredeyse hani milyon lira. 500 bin lira sadece yere saçılan aynen para. Şimdi, evet, henüz 3 ay önce 2023 Kasım'ında Murat Özdemir eşi Selin Kabaklı için muazzam bir doğum günü partisi organize etmişti. Milyonlarca liralık partide Ebru Yaşar şarkı söylerken çift aşkla dans ediyordu. O kadar kıskanıyormuş ki eşini. Parayı tutuyormuş yani kadın denizin bilmem bir yerine kadar para öyle gidiyor. Ne zaman artık suyun bu tarafına kadar geliyor parayı orada çıkartıyor kadın. O kadar kıskanç, o kadar kıskanıyormuş. Ruj sürmesine bile hala sorun ediyormuş. Hala. Partide Güner'in de sahnede olması dikkat çekiciydi. Asıl boşanma bundan haftalar önce gerçekleşiyor. Bakın Güner'i özellikle söylemiştin Arto. Ebru Yaşar haricinde bu doğum günü partisinde bence bu esnada var. Kırgınlar. Bence bu zaman yapılan doğum gününde bir şekilde Ebru Gündeş de kırgınlar. Güner, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın eski sevgilisiydi. Acaba Selin Kabaklı, kocası Murat Özdemir'le yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'ten Güner'i sahneye çıkararak intikam mı alıyordu? Değillerse de Selin Kabaklı anlamasın bunu diye manipüle etmek için Güner'i özellikle istiyor sahneye çıkmasını. Yani özellikle Güner'in olması Güner konusunda burada stratejik bir isim, başka bir şey değil. Kesin. Ve olay yaratan fotoğraflar. Yine 3 ay öncesine ait ilk fotoğrafta Murat Özdemir'i çocukları ve eşi Selin Kabaklı ile görüyoruz. Burada eski eş Selin Kabaklı Murat Özdemir ile yan yana ve Murat Özdemir'in 3 çocuğunu görüyoruz. Şöyle de bir bilgi var, hemen bunu da belirtmek istiyorum. İki çocuğu ilk eşinden Murat Özdemir'in,
ilk eş çocuklara bakmıyor ve bu çocuklara yine Selin Kabaklı'nın baktığı yine iddialar arasında, efendim. Çocuklardan ikisi Murat Özdemir'in ilk eşinden, biri de Selin Kabaklı'dan. Ve Murat Özdemir'in 3 çocuğu olduğunu biliyorduk. Evet. İşte bu fotoğrafta da Murat Özdemir'in aile tablosunu görüyoruz. Evet. 3 çocuğuyla birlikte. Güzel haber bu. Çok iyi bir haber. İkinci kare ise 2023 yılının Temmuz ayına ait. Murat Özdemir'i eşi Selin Kabaklı ile yemekte görüyoruz. Ebru Gündeş'in çalıştığı sahne olan bir yerde eğleniyorlar. Bodrum şube. Bodrum şubesinde. Dolayısıyla toksik ilişki mi diyelim buna? Aslında Selin Hanım her şeyi çok güzel zannederken bir vazgeçememe var. Bu iki fotoğrafta Ebru Gündeş'le 2022'de tanışan ve ilişkiye başlayan Murat Özdemir'in o dönemde Selin Kabaklı ile evli olduğunu ve Ebru Gündeş'le yasak aşk yaşadığını kanıtlar nitelikte. Benim o esnada orada olmam garipliği. Allah. Ben önümdeydiler. Nasıl fotoğrafta vardı? Elbisesi, Selin Kabaklı'nın elbisesi. Bu da Murat Özdemir. Aynı. Ay inanamıyorum nasıl ya. Nasıl vardı? Ne yapıyorlardı? Şimdi sen niye onları çektin? Sen niye çektin? Ben sen tanıyordum. Orada haberci değilsin ki. Ben tanıyorum Murat Özdemir'i. Murat Özdemir'i tanıdığım için Selin Hanım'la görünce Selin'i karısı olarak bilmiyordum. Bir fotoğraf daha. Selin Kabaklı henüz doğum yapmış. Murat Özdemir'le poz veriyor. Bebek arabası da önlerinde. Ve dünün bir başka bombası, Ebru Gündeş'in Murat Özdemir'le evlendiğini ilan eden fotoğrafı yayınlamasının hemen ardından Selin Kabaklı'dan sert bir paylaşım geldi. Sosyal medyasında soyadını henüz değiştirmediği görülen ve Selin Özdemir olarak mesaj yayınlayan hanımefendi, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin." diyerek Ebru Gündeş İşin yuva yıktığını haykırıyordu adeta. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab da herkesin yolu layığına aşık olsun mesajıyla kafaları iyice karıştırdı. Nihayetinde Reza Zarrab'tan bir çocuğu olan 49 yaşındaki Ebru Gündeş, 4. evliliğini Murat Özdemir'le gerçekleştirdi. 3. kez evlenen 37 yaşındaki Murat Özdemir'in de daha önceki evliliklerinden 3 çocuğu var. Arto, sözü sana bırakıyorum. Çünkü senin söylemek istediğin, dün de belirttiğin, bombaları sen patlattın, nikah tarihini sen verdin. Ondan sonra da buyurunuz efendim. Mutluluklar vallahi diliyoruz. Kimse dilememiş mutluluk. Aynen, çifte. Mutluluklar. Ay, herkes ben diledi sosyal medyada. Mutluluklar. Herkes diledi. Ben, ben hiç görmedim. Aşağısı herkes paylaşmış evlendiler diye. Ben bir tane mutluluk dileyen bir ne insan evladı peki görmedim. Ne demişlerdi? İşte yaptı, yaşattığını yaşadı, o yaptı, ne oldu. Bir de şey de konuşmuşlar mesela. 4. evliliği bizde daha bir tane yok. Evet, nasıl işte bu kadar zenginleri buluyor. Hani daha İstanbul'daydı 2 gün önce konser. Ne ara Dubai'ye gitti, bunlar ne ara ellerinde testilerle gelin almalar, davullar, zurnalar yapıldı. Hani herkes açıkçası evet ama Ebru Gündeş çok sevilen bir sanatçı ama özel yaşantısıyla da bir o kadar eleştirilen bir sanatçı. Ama bir sanatçının bütünlüğü zaten magazinlerle de birlikte devam eder. Ben her zaman bunu söyledim. Ebru Gündeş çok magazinsel, her ne kadar magazine hiç konuşmasa da yaptıklarıyla, özel yaşantısıyla, işte gördüğümüz gibi 4. evliliği zaten. Maşallah. Elbise sanki ben dedim ki yoksa hamile mi dedim biliyor musun? O elbiseyi gördüğümde, bu elbiseyi değil. İlk elbise, tamam, aynı elbise o, mi o bu? O görüntüyü bir alalım mı evden şeyden çıkma? Evden çıkış görüntüsü. Evet. Orada Ebru Gündeş şey diyor, duydunuz mu? Dudak okuduk biz dün. Aha, bak şimdi. Yok öyle bir şey değil ya. Şey diyor, nerede oynayacağız diyor organizasyoncusuna. Nerede oynayalım, göbek atacaklar ya böyle işte. Ha bak bak. Bak. Organizasyoncusu da geliyor şurada oynayın diyor ama Ebru Gündeş oynamıyor. Ama mesela şey direkt böyle diyor, birbirlerinden çok bağımsız çıkıyorlar. Böyle bir hani el ele bir kol kola çıkalım. Çünkü onlar da ne yapacaklarını şey yok. Aylardır, ne yapalım? Aylardır ya da yıllardır bilmiyoruz tabii ne kadar da saklanıyorlar. Artık onun o stresi normal evlilik hayatlarına da evlendikleri güne bile yansıyor. O yüzden de ne yapacağız, ne yapsak? Peki bu süreçte Selin Kabaklı'dan bir story geldi. Ona ne diyorsunuz? Ben konuşacak Selin Hanım
dediğim vakitlerde story geldi. Çünkü evlilik netleşince. Peki hemen bilgisi olmayanlarla ilgili eski eş, ikinci eş Murat Özdemir'in boşandığı, henüz yeni boşandığı eski eşi Selin Kabaklı ne söylemiş Yağmur? Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin. Kul senin, ceza senin. Çok güzel. Hadi analiz yapın. Yani analiz ben... benim canım acır. Daha önce de söyledim. Benim burada canım acır yani. Daha değil önce mi? De söyledim. Çok üzgünmüş. Şimdi bu ikinci evlilik. Çok üzgünmüş. Bu ikinci evlilik. Selin Hanım acaba Murat Bey'le nasıl evlendi? Bir de onu araştırmak lazım. Aa, bir dakika. Bir önceki evlilik boşandığı eşi mi? Tabii. İlk evliliğinden iki çocuğu lazım. Var. Acaba Selin Hanım Murat Bey'le nasıl evlendi? Senin bildiğin bir şey var mı? Hayır. Sadece fikir yürütüyorsun. Fikir yürütüyorum. Acaba diyorum. Acaba Selin Hanım'la Murat Bey zaten evlendi? Burada herkesi kandıran adam. Baktığımız zaman. Herkes de kanmaya meraklı aşkım. Tabii ki ben kanmak istersen beni kandırırsın. Tabii ki. Ama ben kanmak istemezsen beni kimse gelip kandıramaz. Ya acaba sigorta memuru ya da elektrikçi olsa, acaba marangoz olsa kanar mıydık? Kanmazlar tabii ki. Kanar mıydık? Kanmazdık. Yani etraftan da Murat Bey'le ilgili aldığımız haberlere göre son derece bonkör, son derece iyi, son derece naif bir adammış. Yani... Dolayısıyla da zaten hanımlarımız maşallah kanma üzerine, zaten kendisine çok yürüyen hanımlarımız varmış zaten. Yani kara kaşına, kara gözüne değil. Tamam, ha? Maddiyat, materyalist. Ama o da, tabii ki o da bir neden. Yani. Artocuğum, bu arada Murat Bey Selin Hanım'la evliyken de çok aldatmış. İşte aynen öyle. Çünkü yani, bizim... bazılarını biliyor. Şimdi hep affetmiş. Şöyle bak işte günlerden beri ne konuşuyoruz? Bu Murat işte. Bey mi ya? Aa, Murat Bey. İki... bu ilk evliliği işte. Tamam. Bu ilk para olmayan yıllar mı? Şimdi arkadaşlar. Hayır, bu ilk evliliği. 2010 yılındaki. Bu yanındaki Selin Kabaklı değil ki. Değil şimdi arkadaşlar. Ortadaki gördüğümüz fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf. Tamam, bunu sen söyle, anlat o zaman. Bu fotoğraf ilk evliliğinden. Tamam. Bir fotoğraf. Bu fotoğraf ilk eşi. 2010 yılına ait. Heh. İlk eşinle olan fotoğraf. Murat Bey zaten. Durum öyle iyi ben değil. Ben ilk eşini de bulmak isterim. Biz o zaman bir ilk eşiyle de konuşalım. Hani siz niye boşandınız? Acaba... İyi, aynen. Bir de onu öğrenelim. Hmm. Madem öyle. Yani Selin Hanım isyan ediyor ama isyanında haklı mı? Ay ben de bir gün Ebru Gündeş'i bu kadar tutacağımı evet, ve oldu? Defans yapacağımı hiç... Hayırdır? Hayır, yani şu an için haksızlık var gibi geliyor bana. Bu arada Murat Bey'in durumu evet belki normal bir vatandaşa göre daha iyi. Ama son 2 yılda ekstradan bir ivme kazanıyor. Aynen. Gelir seviyesi ekstradan bir yükseliyor. Ama bir ara... Bunu Ebru Gündeş ilişkisine bağlayanlar bir var. Bir ara işleri kötü gidiyor. Evet. Bu bütün piyasada da bilinen bir durum. Daha sonra tekrar işlerinde zirve yapmaya başlıyor. Ama Selin Hanım'ın, yani boşandığı eşi Selin Hanım'ın durumu hep iyi. Onu söyledim dün. Nasıl yani? Selin Kabaklı varlıklı bir ailenin varlıklı kızı mı? Varlıklı bir ailenin, Adanalı varlıklı bir ailenin kızı. Ha, görmüş geçirmiş bir kadın evet. Yani. Yani Murat Bey de ne tesadüf hani. Ki hiç böyle sıradan bir insanla beraber olmuyor. Onu demek istiyorum. İlk o eşi, da güçlü kadın seçiyor. İlk eşinle bir olan 2010'daki birlikteliğinde o zaman daha Murat Özdemir değil. Normal i̇şte halktan bir insan Murat. Değil mi? Murat. Orada Murat. Murat. Bir de Osman diye adı var. Murat Osman Özdemir. Orada ya. Osman o zaman. Orada şimdi bak, Murat olmuş. Şimdi Murat olmuş. Orada Osman. Şimdi adı da güzelmiş. Şöyle eski eş Selin Kabaklı'nın paylaşımını paylaştık. Hı-hı. Bir de Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın paylaşımı var. Herkesi... Ay çok güzel ya, bu hiç bitmez, Brezilya dizisi gibi. Herkesin yolu layığına açık olsun. Şimdi eski eşlerden ardı arkası kesilmeyen, bitmiş gitmiş ama çok da bitmiş gitmemiş. Herkesin bir gucunduğu bir nokta var. Herkesin Reza Zarrab'dan ayığına... da bir şey... Ne demek o? Herkesin yolu layığına. Yani, yolun açık olsun diyecek ama şimdi o layığını buldu demek istiyor yani. Demek ki Murat Bey'i beğenmiyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Yani Murat pardon. Bey yeterli biri değil yani, diyor senin şimdi için. Şimdi bir şey de demek istemiyorum da yani. Desene. Yok, demek istemiyorum da yani. Ama söylemezsem olmaz. Ama yani Rıza Bey de yani buradaki kariyeri ve gidiş şekli bilmem ne de hani doğru bir şekil değil. Yoksa Ebru Gündeş ondan niye ayrılmak istesin? Kesinlikle. Yani Rıza Bey... Yani siz o yoldan çıkmış olduğunuz için zaten Ebru Gündeş, ben Ebru Gündeş de
Aynı gün döndüm Miami'den. Hüngür hüngür ağlıyordu. O dönemde hüngür, mi? Hüngür hüngür ağlıyordu. Rıza Zarrab'ı tutukladıklarında Ebru Gündeş'i de uçağa bindirip çocuğuyla gönderdiklerinde. Hüngür hüngür ağlıyordu. Seçim asla Ebru Gündeş'in seçimi olmadı ki. Şu anda anlatırken tüylerim diken diken oldu. Ben de şu an etkilendim. Çünkü birebir gördüm. Birebir havaalanında beraberdik. Aynı uçakla Miami'den İstanbul'a döndük. Yani kolay bir şey değil yaşanılanlar. O günkü gazeteleri açtığınızda Ebru'nun yaşadıkları hiç kolay değil. Yine seçim Ebru'nundu. O yüzden zorların kadını, yapacak bir şey yok. Bence bu ilişkisi de çok zor bir ilişki. Ama mutlu. Bakalım tabii göreceğiz. Tabii ki bir kadının gözyaşları yerine kahkahalarını görmek her zaman bizden mutlu çocukla birlikte. Ediyor. Ama Yağmur onu orada işte evet. O havaalanında gördüğünde çocuğuyla ne olursa olsun taş da olsan eriyorsun tabii biliyor canım, musun? Ama şimdi ben de eririm. Ebru Gündeş'in Murat Özdemir'le olan evliliğinde de arkada bir çocuk ve bir kadın ağlıyor olabilir. Tabii tabii herhalde. Yani. Tabii ki öyle. Şimdi burada ismi geçen herkesin kendi hayat tercihleri ama birileri bir şekilde üzülüyor. Ben senin anlamına çok yakın olurken, konuştum. Şu an çok üzgünmüş. Çok yani nasıl yani üzgün olması? Yani bu story atarken gözyaşları beş ay önce atmış. Doğum gününde dans ediyordu kocasıyla. Şurada bu yazı birlikte kocasıyla tatil yaparak geçirdi. Bak mutlu aile tablosu doğum gününden şu an ekranımızda var yani. Ne diyeyim ki? Yani çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşen olaylar bunlar. Şimdi bir düğüne dönelim. Ebru Gündeş'in dün gerçekleşen nikahındaki görüntülerle ilgili olarak efendim. Düğünde menüde neler yenildi, içildi? Düğünün detaylarını merak ediyoruz açıkçası. Nasıl bir düğündü muhteşem bu? Muhteşem lüksmüş diye duydum ben. Yani o muhteşem. Kadar paraya ne olacaktı? Çok İki az. Sarı kolayla iki kurabiye mi vereceklerdi? Arto. Şimdi konunun detayları bizim istihbarat şefimiz Uğur Kotan'da. Uğur bizimle birlikte mi? Hemen görelim. Uğur'cum evet hazır. Uğur sözü sana bırakıyoruz. Bizi detaylandır. Düğünde ne yenildi, ne içildi, menülerde neler vardı, tefler, davullar, zurnalar neler oldu? Bir düğün detaylarını senden alabilir miyiz? Şu anda sesin gelmiyor bize. Yayına gidiyor mu arkadaşlar? Bir kontrol edelim mi? Biz duymuyorsak yayına acaba gidiyor mu sesi? Bir ses problemimiz var. Evet hemen Uğur'u bir kez daha deniyoruz efendim bağlantısı ve detayları biz konusunda. Biz bu arada ben eminim ki menü harika bir menüdür. Kesinlikle. Son derece az davetli var zannedersem evet. 30 kişi civarında. En yakınlar 30, var 30-35 evet en yakınları dediğim gibi patronları buradan gitti. Uğur mu hazır? Hazır mı? Evet hadi. Hazırsa Uğur'u tekrar alalım. Uğur ses 1-2-3 ver bakayım. Geliyor mu sesim biz şu an? Süper harika. Bizlesin. Sendeyiz sözü sana bıraktık. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Öncelikle bir önceki konuyla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Daha birkaç gün önce biz de görüntüsünü yayınlamıştık. Magazin sevmiyorum diyen Hadise'nin yaptıklarına bak diyeceğim ben öncelikle. Bravo. Yürü be koçum. Sevgilim Mehmet bir gecede sevgilim Mert olmuş. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bence çok önemli magazin yapan insanlar için bu konu. Arto'nun dün sosyal medyada bir haklı serzenişi vardı. Kesinlikle katılıyorum. Birkaç gün önce ben söylemiştim yakın tarihte sürpriz bir nikah gelebilir diye. Dün Arto söyledi bugün evleniyorlar diye. Dışarıda ama işte bu haberi üzerine konmaya çalışanlar oldu. Kesinlikle yedirmeyiz haberimizi ekip aynen. Olarak çok emek verdik. Uğur var ya bam 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 öyle aynen. Bir giriş yaptın. Ekip olarak çok emek verdik çünkü yani bunun arkasında kesinlikle. Durmak zorundayız. Dün Arto'nun söylediği patlattı, bomba gerçekleşti, sürpriz nikah gerçekleşti. Nikah Dubai Başkonsolosluğumuzda gerçekleşti. Türkiye saatine göre 14, Dubai saatine göre 15'te gerçekleşti. Dubai Başkonsolosumuz Onur Şaylan nikah kıydı. Ebru Gündeş'in nikah şahidi iş insanı Faruk Özbek oldu. Murat Özdemir'in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Ben çok şaşırdım. Bilmiyorum siz de şaşırdınız mı? Ben Ebru Gündeş'ten nikaha gitmeden önce öyle davul zurnalı görüntüler, işte şehirde üst açık arabayla gezme görüntülerini beklemiyordum. Asla beklemiyordum. Ben de şaşırdım. 49 yaşında 4. evliliğini yapan bir
Ebru Gündeş profili var. Karşımıza yani hiç benim beklediğim görüntüler değildi. Ben şaşırdım ama o enerjisine de bayıldım. Onu da söylemek istiyorum. İşte bana çok geçti, çok içten geldi. Uğur işte onun için söylüyordum arkadaşlarıma da. Bence bu sefer aşık oldu. Ve aşkı yüzüne, gözüne, tenine, güzelliğine çok etki etmiş. Ve Ebru Gündeş asla o Ebru Gündeş değil. O lüks arabanın üstünde oynuyor, zıplıyor, davullarla karşılanıyor. Aynen öyle. Murat kesinlikle katılıyorum çünkü yani dışarıdan baktığınız zaman böyle bir Ebru Hanım'ın çok duvarları vardır. Evet. Böyle despot bir havası vardır. Dün hiçbirini görmedim. Çok enerjik ve mutlu gördüm kendisini. Nikah sonrasında da akşama yaklaşık 30 kişilik bir yemek. Aslında bildiğimiz bir yani sıradan bir düğün gibi düşünmeyelim. 30 kişilik bir yemek oldu. Yemek daveti oldu. Dubai'deki The Palm Adası'nda oldu. Bu özel bir otelde gerçekleşti. Yine Dubai'li menşeli bir organizasyon şirketi bütün organizasyonu yaptı. Sahneye kimse çıktı mı? Sahneye performans yapacak. Onlarla ilgili gece sonunda bir after party oluyor ve orada bir DJ performansı oluyor. Hı. Ancak yemek öncesinde de bir resepsiyon oluyor. Orada da 3 müzisyen hanımefendi trio misafirleri meşhur ağırlıyor. Orada güzel bir müzik dinletisi oluyor. Yaklaşık 30 kişi dedim. 2 kişi var. Onu en son söyleyeceğim. Bence çok önemli. Dün haberimizin sonunda da çünkü bir soru sormuştuk. Önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Onun cevabı o 2 kişi de yatıyor. Belki de ona hangi da cevap soru vereceğiz. Yine düğün olacak demiştik ama sanırım düğünden vazgeçilmiş. Yani bayram sonrası bir düğün etkinliği olabilir demiştik ama düğünden vazgeçilmiş. Yine orada teşhisi biz koymuştuk. Arto sen söylemiştin. İki bayram. Diğer yorumcu arkadaşlarımız söylemişti. İki bayram arası aynen olmasın diye nikah erken tarihi aldılar. Aynen, düğün iptal öyle edildi. %99 aldığım duyum bu yönde. Yani bundan sonra herhangi bir düğün etkinliği olmayacak. Çünkü Uğur'cum niye öyle söylemiştin biliyor musun? Çünkü çok Ebru Gündeş fal yani böyle şeylere astrolojiye ve o tip şeylere hani onunla ilgili bir sürü şeye inanan bir kız. Bazı bilgiler dolayısıyla bunu uygulaması bana çok şaşırtıcı gelmedi. Onun için yorumum öyle olmuştu. Menüyü çok konuştuk. Ben dün menüyü çok inceledim. 50 kişiye telefon ettim. Hatta Vahit Yıldız'a kadar aradım. Ebru Hanım'ın biliyorsunuz sahne aldığı iş yerinin sahibi Vahit Yıldız'a kadar aradım. Kimse sır vermiyor, ser vermiyor. Ama hem Türk mutfağının çok güzel lezzetlerinin hem Dubai mutfağının lezzetlerinin deniz ürünleri ağırlıklı bir şekilde sunulduğunu biliyorum. Protein ağırlıklı bir menü, çok zengin bir menü. Hatta burada zengin menü deyince Arto'ya da sormak istiyorum. Zenginler düğünlerinde ne yer? O daha iyi bilir diye düşünüyorum. Ya genelde biliyorsun havyarlar, somonlar ve bu tip yemekler ve antreler ve main course'lar, ana yemekler olur. İşte ördekler, ne bileyim, flaminyon dediğimiz böyle üst düzey et, kobe et, işte hayvanın sırtından. Yani bir sürü tabii lüks yemekler var, ahtapotlar. Hmm. Eminim böyle çok güzel bir menü yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 30 kişi demiştik. Bu davetliler arasında hem Türkiye'den giden davetliler var hem Dubai'den. Edindiğim bir bilgiye göre belki Reza Bey'in göndermesi de o yönü olabilir. Azerbaycan'dan da giden misafirler var. Reza Bey'in biliyorsunuz ilişkileri o tarafla çok iyiydi, evet, çok kuvvetliydi. Belki de o tarafa bir gönderme yaptı. Az önceki yayınımızda ben kafamda bir şeyler oturdu. Öyle olduğunu da düşünüyorum. Ve bir iki kişi var demiştim. Çok önemli. Dün yayınımızda bu soruyu sormuştuk. Bu iki kişi kim biliyor musunuz? Murat Bey'in ilk eşinin bakmadığı, Selin Hanım'ın baktığı iki evladı, iki erkek çocuğu da hem nikahta hem bu yemekte hazır bulunuyordu. Bu bence çok önemli bir detay. Allah Allah. Tabii çok evet, önemli. Bu çocuklara kim bakacak demiştik. Ebru Hanım sahiplenir mi diye düşünüyorduk. Bence bu detay bu soruya biraz cevap veriyor gibi geliyor bana. Hani benim şahsi fikrim Ebru Hanım direkt yanına alıp bakmasa da çok da uzakta tutmayacak diye düşünüyorum. Evet ama bence aynı eve alacağını da düşünmüyorum. Ben de onu düşünmüyorum. Ben de aynı evde olmayacak ama yakınlarda hani elleri gözleri üzerlerinde olacak diye düşünüyorum. Kontrol üzerinde olacak. Doğrudur. Güzel, güzel bir detay. Güzel yani bir davranış. Benim dün yaşananlarla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Uğur'cum peki son bir de hadise nasıl öne geçti ya? Böyle bir gol. Uğur'la mı dedikodu yapacaksın? Ya sadece onun bir yorumunu merak ediyordum. Gerçekten
güzel detaylar. Vermiş olduğu Uğur'un son detay, sona sakladı bombayı. Bombayı sonu çok önemliydi. Uğur'cum, vermiş olduğun detay için teşekkür ediyoruz burada. Bize özel mi yoksa bu istihbarat bize özel? Söylemezsem olmaz mı veriyor bu haberi şimdi? Evet, söylemezsem olmaz veriyor. Dün çok çalıştık hepimiz. Sizler de çok çalıştınız. Kamera arkasında bizler de çok çalıştık. Onun da meyvelerini aldık diyebiliriz biraz. Efendim, emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin detaylar için. İyi yayınlar diliyorum. Biz şimdi içeride bir toparlayalım senin söylediklerin ışığında. Ondan sonra reklama çıkacağız. Daha bombalarımız çok fazla. Devam ama ediyoruz. Yine çok hızlı aktı. Bir hadise dedik, bir Ebru Gündeş dedik. Reklama kadar gelmişiz gerçekten. Şimdi reklamdan sonra dolu dolu devam edeceğiz. Evet. Şu detayı tekrardan verelim. Sonuç olarak iki evliliği vardı Murat Özdemir'in. Üçüncü evliliğini Ebru Gündeş'le gerçekleştirdi. Bu iki evliliğinden üç çocuğu vardı. İlk eşinden olan iki tane çocuğuna Murat Özdemir'in ilk eşi bakmıyordu. İkinci evlendiği eşi Selin Kabaklı o iki çocuğa da bakıyordu. Şimdi o iki evladı Murat Özdemir'in dünkü nikahta da varmış. İki erkek çocuğu nikahta da olanlardan. Çünkü o yıllarda Murat Özdemir öyle bir varlığı olan ve öyle bir parası olan bir beyefendi değilmiş maalesef. Değil, bunun bilgileri bana geldi. Evet. Burada kimse şimdi şey yapmasın. Ay hayır öyle değildi, öyle bir şey. Yok, o bunun yıllarda parası, maddi olanakları çok daha azmış. Dolayısıyla şimdi bazen zengin adam olunca çocuğuma ben bakarım, çocuklarına da ben bakarım denilebiliyor. Evet, şimdi reklama gidiyorum arkadaşlar. Reklam dönüşü çok fazla konuşacak. Evet, gerçekten öyle. Akışımızda haberlerimiz var. Hemen hatırlatma yapacağım. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz, oradan takip edebilir. Sizlerin de yorumları varsa bizlere yazabilirsiniz. YouTube'umuzda söylemezsem olmaz. Yine oradan da yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bir reklama gideceğiz. Daha sonrasında bizden hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü çok fazla haberimiz var sizinle paylaşmak istediğiniz. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Evet efendim, söylemezsem olmaz'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için eğer YouTube'dan da neler kaçırdık diye bakmak isterseniz biz öncelikli olarak Halise'nin genç sevgilisiyle aşk bombasını, ardından da aynı gün Ebru Gündeş'in Murat Özdemir'le 3. 4. evliliğini konuştuk. Murat Özdemir'in 3, Ebru Gündeş'in 4. Yani kapattık, hadisenin takıntısı Ebru Gündeş. İkisinin arasındaki husumetleri biliyorsunuz artık. İzlemek isterseniz YouTube'da söylemezsem olmazdan kaçırdığınız bölümü takip edebilirsiniz. Bizi de yine Instagram'dan şu anda canlı canlı söylemezsem olmaz official Instagram adresimizden takip edebilir. Yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Şimdi girelim efendim hangi konulara? Evet aşkım. Bir dilber dansıdır aşkım. Biliyorsun her gün her masada burada bir şekilde dile geliyor. Ramazan'da dilber dansı olmayacak. Bu kadar eleştirilen bu dansın normal hayattaki sahibi Hazar Ergüçlü ilk kez konuşuyor. Bakalım evet, konuyla bakalım. İlgili Hazar Ergüçlü ne anlatmaya çalışmış? İzleyelim haberimizi, sonrasında konuşalım. Herkes onu konuştu. Haftalarca dillerden düşmedi. İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü kendi kamerasını açtı bu kez. Bir sürü kişisel yüzleşme yaşamak zorunda kaldım. Hazar Ergüçlü, namı diğer Dilber, merak edilenleri anlattı. Benim hiç öyle role girip çok 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 kötü etkilendiğim, beni dağıttığı olmadı ama bir işte gerçekten senaryonun ağırlığı o kadar iyi yazılmış bir metindi ki. Dilber'le ortak yanları var mı? Kendi hayatımdan çok fazla karşılık buldum ve bir sürü aslında hiç o yoğunlukta, o set ağır çalışma şartlarının içinde hiç yaşamak istemediğim bir sürü kişisel yüzleşme yaşamak zorunda kaldım o metinle, o karakter üzerinden. Hazar Dilber'i sahiplenmiş, rolüyle bütünleşmiş. Benim de Hazar olarak aynı duyguları hissettiğimi, o yazılan şeyleri hissettiğimi fark ettim. O çok yıpratıcıydı. Bu saatten sonra bize de onları izlemek düşer. Ne diyorsunuz? Ben çok bir anlatmak istediği şeyi ya da ifade etmek istediği şeyi pek çünkü, anlatabildiğini düşünmüyorum. Çünkü net olarak zaten net olarak söylememiş. Çok gelir geçer bir dil kullanmış. Nedense hani hem paylaşmak istemiş hem paylaşamamış. Yani şimdi bu kadar... oyuncular zaten açıklama yapmadan önce mutlaka yönetmenlerine soruyorlar. Onlar demiş ki belli ki konuş ama
konuşma. Çok konuşama. Konuşama, evet, konuşma. Spirasyon yaratacak şeyler söyleme demişler. O da zaten arada kalmış, içine kalmış söylemek istedikleri. Evet. Bir şey vurum yapamamış ama bir şeyler anlatmak istemiş. Yani aslında belki de tartışılır. Çok konuşmak istedi de ay acaba onu mu söylemesem, bunu mu söylesem, bunu da söylemeyeyim hadi, aynen, deyip de böyle tam da anlatamamış. İfade etmek, izah etmek, hani olduğum bir durumu aktarabilmek de önemli. Onu bizim futbolcular çok yapamaz. İki kelimeyi bir araya getirip de cümle kuramazlar bizim futbolcular. Hazır Ergüçlü de kendini bu kadar yani popüler olan bir dizide Dilber'le ilgili ilk kez çıkmışsın, kamerayı açmışsın, kendini ifade edeceksin, tam anlatamamış. Anlatamamış. Hazır Ergüçlü bir daha anlat. Bir daha bir nedir Dilber, ne yapmışsın, arandaki bağ ne, kendi hayatından neler almışsın, nasıl bir yani meşlemişsin Dilber karakteriyle kendine ve bu kadar eleştirilen bir rolle ilgili olarak sen bize ne anlatmaya çalışıyorsun abla? Sadece 4 ay ders aldığını biliyoruz Dilber dansı için. Haftada 4 kere prova ettiğini biliyoruz dansı öğrenmek adına. Onun dışında başka bir şey bilmiyoruz. O da orada bazı yerlerde diyor ki dersler çıkardım, dersler, kendi hayatımla ilgili yüzleşmelerim oldu diyor. Mesela ama ne? Hangi yüzleşmelerim? Ama ne? O yok. Mesela. O yok. Yani, yani onu çok açık kapı bırakmış oralarda. Peki efendim, Dilber dansı Ramazan'da devam etmeyecek. Bu da bizden bir haber. Şimdi gelelim kadına şiddete. Bizim ünlülerimizde, ünlü beylerimizde sürekli bu konuyla ilgili o kadar güzel oyuncular, o kadar güzel sanatçılar ama ilişkilerinde berbatlar. Fırat Tanış diyeceğiz. Kadına şiddetle alakalı eski sevgilisinden çok önemli bir açıklama geldi. Bir haberimizde izleyelim, sonrasında konuşalım. Fırat Tanış eski sevgilisinin yanından bile geçemeyecek. Son dönemde başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu bu kez eski sevgilisinin kan donduran itiraflarıyla gündemde. Psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip. 8 senelik evliliğini 5 dakikada bitirip hiç vakit kaybetmeden başka aşkları yelken açmıştı Fırat Tanış. Yanınızda bir sarışın hanımefendiyle yazdılar. Biz tabii ki detayları sizden öğrenmek istiyoruz. En doğru bilgi olarak. Piyanist, besteci İklim Tamkan'da uzunca bir zamandır devam eden birliktelikleri 5 ay önce sonlandı. Ve o biten ilişkinin ardından İklim Tamkan'dan gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Psikolojik şiddete, tehditlere ve ısrarlı takiplere maruz kaldım. Ayrılık sonrası yaşadığı süreci kamuoyuna saygıyla notuyla duyurdu genç piyanist. Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdım. Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süre gelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Bakalım Fırat Tanış'tan bu karar sonrası nasıl bir açıklama gelecek? Şimdi Fırat Tanış'ı nasıl bilirsiniz siz? En son dijital platformda yayınlanan Gökçe Baldır'la başrollerin paylaştığı bir dizisi var. Orada inanılmaz beyefendi, inanılmaz muazzam, kadına kulüp destek dizisi, veren. Değil mi? Evet, kulüpten evet, ismini biliyoruz. Kulüp, değil mi? Kulüp tabii, 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 biliyorum. Platformun adını vermiyoruz. Tamam. O kadar güzel bir oyunculuk ve o kadar güzel bir orada bir adamı, manevi değeri de yüksek. Müthiş bir oyuncu, müthiş zaten. Bir oyuncu çok zaten. İyi bir oyuncu. Çok orada iyi bir oyuncu değil mi? Bir çocuklar Fırat Tanış. Bence burada bir alkol problemi var diye tahmin ediyorum. Bana da öyle geldi. Yani bunu tetikleyen, konuşmuştuk yani. Şiddeti tetikleyen en önemli. Aras Bulut İynemli, aynen, kardeşinin mesela yaşadığı. Acaba Ozan benzer Güven, mi diyorsun? Ozan Güven Halil örneği. Sezai, Ozan Güven de alkolden dolayı. Yani Ozan Güven, Halil Sezai. Yani maalesef oyuncularımızda biraz, özellikle oyuncularda. Şarkıcılarda bu daha az ama oyuncularda daha fazla. Yani Cihangir kafası dediğimiz kafa çok daha fazla. Dolayısıyla evet. Birine de çok fazla aşıksan veya seviyorsan maalesef bizim Türk erkeklerimizde kaybetmeye başladığında veya kadını kıskandığında ya da kadın yanlış bir şey yaptığında birden yavaş yavaş şiddete başlıyorsun ki karşısındaki kadın okumuş bir piyanist, bir bilmem ne. Kesinlikle. Yani zaten böyle şeyleri kabul edecek bir kadın da değil. İyi ki de konuşuyorlar ki zaten toplumsal bir sorunumuz bizim bu. Maalesef. Kadın haklarının ihlali, öyle söyleyelim. Her toplumda var, tek bize has değil. İyi ki de konuşuyorlar ki uzaktan gördüğünüz insanların özel hayatında ne kadar farklı karakterlere sahip olduklarını herkes görsün. Aynı zamanda bu
diğer ünlü erkek sanatçılarımıza da, yine göz önünde olan, hayatları olan erkek sanatçılarımız da bir örnek oluyor. Ona göre de zaten yapacaklarını bence yapmaktan vazgeçsinler. Aynen. Böyle kadınlar gördükleri, evet, ve yaşadıkları şiddeti dile getirsinler ki, aynen, aa bak benim böyle bir yaparsan, ünlüyüm ben ama benim başıma böyle şeyler gelebilir. Gerçi kaçıncı artık bu haberlerden, kaçıncısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu şekilde haberlerle gerçekten ne bir sanatçıyı bir araya getirip de konuşmak isteriz ama... Kadın diyor ki hem beni hem ailemi, evet, bir tek kendimle alakalı değil, bütün yakınlarımı da içerisine alan bir, tabii, şiddete maruz kalıyorum diyor. Psikolojik şiddet de bu arada çok ağır bir şey. Ayrı ya işte ya ayrıldı. O da ağır bir travma. Ayrıldığında aileyi de etkiliyor, kapıya da geliyor, evet, oraya hani... da gidiyor, bacaya da gidiyor. Ben diyorum ki bir adam ya da bir kadın evliliğinden ayrılıyorsa neden ayrıldığına bakman lazım. Ben de her zaman bunu bakman söylerim. Lazım. Bir kadın bir adamı bırakıyorsa aynası, o adam sana çok verimli olabilir mi acaba? Abi, bir de düşünün. Aynasıdır. Hayır, bazen aynası kadın da tarafında ki da yanlış olabilir. Ama şiddet mi var? Ne var, bir bakmak lazım. Bir araştır onu. Neden? 8 yıl bir gibi araştır, bir uzun süreden ayrılan bir adam var kardeşim. Sen bir bak bakalım. Yoksa acaba evliyken mi flört etmeye başladın? Yani... Bu da sonun başlangıcı. Zaten bu da kaçınılmaz oluyor. Çünkü ilk başta kabul etmiyorlar ilişkilerini. Sonra kabul edilmeye başlıyor. Çünkü boşandıktan 8 yıllık eski eşinden boşandıktan hemen sonra yakalanıyorlar. Aynen öyle. Kendilerinin açıklaması da eski eşinden boşanırken fikren ve ruhen artık anlaşamadığımız için çok boşandık gibi bir açıklamaları olmuştu. Güzel. Tamam, okey. Yani 8 yıllık evli. Bu bir ayrı... tane de çocukları var. Hı hı. Bu ayrıldığı iş mi yoksa şu anda piyanist olan mı bu? Bu piyanist olan. Ha, çünkü çok böyle fotoğraf çok böyle şey gibi böyle keyifli. Daha görmüyoruz zaten değil mi? Ya evet, ama işte. İyi ki de ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii söyleniyor. Fırat Tanış'ın da konuyla alakalı olarak açıklamasını merak ediyoruz. Ben baktım storylerde daha cevap yoktu. Herhangi bir gönderme de yoktu. Kim? Hangisi? Ekrana gelen mi? Kadının açıklaması. Ha, tabii. Açıklama. Kadının açıklaması. Fırat Bey'den gelen bir açıklama. İşte ben de acaba dedim ondan mı gelen yeni bir update mi dedim. Yok, değilmiş. Umarım gelir. Yani Fırat'ın söyleyeceği bir şey. Çok üzgünüm. Alkollüydüm. Kendime hakim olamadım gibi tatlı cümleler. Maalesef işte. Ama yemiyoruz artık değil mi Arzu? Yemiyorsun değil, yiyorsun. Ve öyle olduğu için öyle oluyor, biliyorum. Ama kendini ıslah etmek zorundasın ya. Kadın, şimdi çok affedersiniz, eskiden hani derlerdi ama... Yani eşek mi? Eşek sudan dönünceye kadar döveyim. Bilmem ne ki artık bugün eşeğe, hayvana, köpeğe, kediye şiddet için toplumlar ayağa kalkıyor. Sitelerin önünde site ayağa kalkıp... Kalkacak tabii ki. O günkü... Kaldıracağız tabii ki. Aynen öyle. Yani dolayısıyla kimse dayağı ve şiddeti hak etmez. Şiddet hak etmiyor. Bu şimdi bizim ünlü camiamızda tabii ki bu masaya aldığımız konulardan bir tanesi. Ama gel gelelim ismini hiçbir şekilde tanımadığımız bizim ülkemizde kadına şiddete maruz kalıp öldürülen ikinci daha dün haberlerde 12 tane kadının canına kıyılan bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani bu erkeklerin gerçekten... Onun detayını okuyamadım, biliyor musun? Ne detayı onun bilmiyorum ama nasıl olabiliyor böyle bir şey? İnan okuyamadım. Bu zaten gönlüm gündeme gelmiyor. Ya. Her gün binlerce yani... kadın şiddete maruz kalıp bir erkek tarafından, evet, öldürülüyor. Aynen. Bu şimdi ünlü biri. Ünlü biri olduğu için de biz Fırat Tanış, iyi bir oyuncu bilirdik kendisini ama kendi özel hayatına bak. Kadının yazdığı açıklamaya bakar mısınız? Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız, tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bize derin yaralar açmıştır. Sen Fırat Tanış, bu kadına ne yaşattın? Ailesine, yakınlarına ne yaşattın? Hani ne yapıyorsun da o kafalara geliyorsun da o sanatçı kimliğinin haricinde gerçek kendi özel hayatında bu kadar bir kadına şiddete maruz bırakıyorsun? Bu açıklamada fiziksel şiddet var mı bu arada? Psikolojik diyor. Psikolojik diyor değil mi? Psikolojik, evet, diyor. Yani bu ama da be, hani, bitmiş gitmiş artı güzel de hayır en azından bu bile bir artık düşün bu bile iyi olarak bakıyoruz yani şaka gibi. Yani önceden insanlar çekiniyordu, ünlüler ben kendimi açıklayamam, kanıtlayamam, bana inanmazlar falan diye. Ama sosyal medya tabii, bu kadar hazır bekliyor sosyal medya. Bir kadına, bir hayvana bir şey olduğunda
herhangi bir canlıya ya. Evet, herhangi bir şey olduğunda böyle bekliyor sosyal medya. Gönderin bize. Gönderin bize diye bekliyor. Evet. Fırat Tanış da açıklama yapmak isterse konuyla ilgili olarak. Yapsın. Kime geçecek? Biz merakla bekliyoruz böyle. Aa, korkunç iddia yani sonuç olarak bu. Ama bazen tek taraflı bakmayın çocuklar. Bazen kadınlarımız şimdi hem cinsinizi korumak için belki söylüyor olabilirsiniz. Çünkü böyle vakalar %90'ı maalesef kadının ölümleriyle de sonuçlanıyor. Ama çok iyi rol yapan ve muhteşem takıntılı enteresan kadınlar var. Mesela biraz önce takıntılı dedik, bana göre takıntılı Hadise. Yani böyle çok enteresan kadınlar da var. Hadise için söylemiyorum ama yani çok enteresan kadınlar sana maalesef iftira da atabiliyor, biliyor musun? Bana şiddet uyguladı. Bana işte kapıma geliyor, bacama geliyor. Psikolojik yani her şeye sakın kayıtsız şartsız. Ulaşsınlar bize yani, yakınları tanıdıkları, bir de biz dinleyelim bakalım. Yani. Zaten bu kadar böyle bir açıklama, ben İlkim Hanım'dan bu kadar zaman geçmiş demek ki bir şeyleri tolere etmiş, beklemiş, Eylül. Geçmesini bitmesini tabii. Beklemiş. Tabii hayır bu tabii, yanlış tabii, Eylül ya da ayında, yalan. Tabii bitmiş gitmiş bir ilişkiyle alakalı biz ilk defa Fırat Tanış'la ilgili böyle bir şey duyuyoruz mesela. Ve Fırat Tanış'ın da konuyla alakalı olarak söylemek istedikleri varsa saklı. Tabii. Şimdi... Kapatıyorum. Evet. Söylemek ister misiniz? Yok, başka tamamdır. Bir şey? Tamam efendim. Yeni bir konuyla söylemezsem olmaz. Devam ediyor. Şahan Gökbakar diyeceğiz. Diyelim. Recep İvedik'le gişe rekorları kırıyor. Hep gündem oluyor. Ancak şu anda son filmi gişede çakıldı. Bir hemen haberimizi izleyelim. Sonrasında Şahan Gökbakar diyeceğiz. Şahan Gökbakar gişede çakıldı. Recep İvedik film serisiyle bilinen Şahan Gökbakar son filminde umduğunu neden bulamadı? Şahan Gökbakar'ın sunucu Buket Aydın'la yaşadığı polemik çok konuşulmuştu. Bir erkeğe asla ve asla hediye vermem. Kesinlikle vermem. Ya niye vereyim de kendimi kullandırayım? Ya mesela doğum günü olur, yılbaşı olur, buralarda hediye veririm. Tabii ki ufak tefek şeyler, çok abartıya kaçmamak kaydıyla o zaman verebilirim. Başarılı sunucunun açıklamalarını tiye alan, taklit paylaşımları yapan Şahan Gökbakar için Şahan gündeme gelmeye mi çalışıyor yorumları alıp başını gitmişti. Bir restorana götürüldüğünde bir erkek tarafından hesabı vermem, niye vereyim? Beni sen restorana götürüyorsun, hesabını da vereceksin. Böyle konuşunca da diyorlar ki sen çok maddi açısın. Ah ne maddi açı olacağım ya. Polemiklerin hemen ardından yeni filme Erdal ile Ece'nin duyurusunu yapınca taşlar yerine oturdu. Şahan filminin reklamını Buket Aydın üzerinden yapmıştı. Ancak anlaşılan sinema severler Şahan'a beklediği ilgiyi göstermedi. Yeni filmi vizyona girdiği ilk günden beri koca Türkiye'de sadece 51 bin kişi tarafından izlendi. Bir kıyaslama yapacak olursak 85 bin nüfuslu Bayburt popülasyonundan az bir kişi bu film için bilet almış. Yani Recep İvedik haricinde iş yapmıyor. Öyle gözüküyor. Şimdi Celal'le Ceren'i vardı Ezgi Mola'yla. O da biraz böyle Ezgi Mola'nın da işin içinde varlığıyla popüler olmuştu. Çok güzel proje. Ama şimdi bu son projesi bizim editör arkadaşlarımız da olayı gerçekten çok açıklayıcı bir şekilde dile getirmişler. Yani Bayburt nüfusu 85 bin ama daha açılış haftasında 52 bin kişi izlemiş. Şu an üçümüzün olduğu bir proje olsun. Vizyon daha çok izlenir. 100 bin en kötü. Bak en kötü. Buradan Şahan Gökbakar bize telefon ekranını açar. Açsın. Bekleriz. Neden olmasın? Ama o onu iğme kaybetmesinin kendi oluşturduğu alandan kaynaklı. Bak çünkü Şahan'ı ben çok konuşuyorum. Başka olaylarda da konuştuk. Buket Aydın'ın yaptığı olayla çok tepki aldı ama birçok kitleyi kaybetti. Biliyorsunuz Buket Aydın'ın yaptığını. Evet, yaptığını biliyoruz. Neden? Mizah dili, beden bir kadına yakışır bir şekilde değildi. Belden aşağı konuştu. Belden aşağı mizahlar yapıyor. Ofansif mizah diyelim. Evet. Hatta, ama Buket Aydın da hani doğru bir savunma, hani doğru bir defans tamam, yapmadı etmiyor, yani. O ayrı. Hani bu bir komedyen sonuç olarak. Komedyenin de her dediği hani çok ciddi bakılmasını düşünmüyorum ben. Yani ama çok bir ciddi yaparsın, iki yaparsın ama bir insana sürekli ofansif yaparsan sen iki Joe Race olursun, kabulüm. Hollywood yani. Starları bunları kaldırıyor. Her ben şeyi burada kaldırıyor. Ben Buket Aydın ama konusunu hiç açmak bile istemiyorum. Buket Aydın'ın duruşunun doğru olduğunu hiç düşünmüyorum ben açıkçası. Ben bir kadın şunu yapmayacak tabii ki.
Ay ben bir erkeğe Türk fincanımı, Türk kahvesini bile ısmarlamaya yani gerek duymam. Yani böyle bir rezalet var mı ya? 30'u devirmiş bir kadının pardon bunu yani söylememesi lazım. Aa, çünkü herhalde artık hepimiz ekonomik özgürlüğü olan çalışıp para kazanan yıllarca kadınlar. Niye ondan ben bir şey bekliyorum? Aynen öyle, yıllarca kadınları savunalım istiyoruz. Yıllarca kadınların kendi ekmeğini kazanıp erkeğine muhtaç olmamasını ve başının dik olmasından bahsediyoruz. Ben kahvemi bile adam ısmarlayacak tamam, ne demek yani? Bu doğru bir tavır değildi. Koca bir eski haber spikeri. Buket Aydın'ı kapatalım mı? Yani, konumuz Şahan Gökbakar. Şahan'ın ben iğme kaybetmiyor. Bu son dönemlerde sosyal medyada bayağı linçlendi. Bazı olaylar da oldu. Sessiz kaldığını düşündük o olaylarda. Ama artık gülmüyor herhalde insanlar Şahan'ı, öyle anlıyorum. 50 bin nedir? Şahan'ı sadece demek ki Recep İvedik'te istiyor insanlar. Yani bu bunu... Recep İvedik hayır. Bir platformda oynadı Recep İvedik. Orada da reyting ses getiremedi. Hatta şey söyledik. O Atatürk konusundan dolayı olan şey. Platformdaki... Senin ben sessizce söylemeye çalıştığın ama ekrana giden, senin gizli gizli bize söylemeye çalıştığın şey yerim. Bundan öldüreceksin. O zaman da hatta şunu söyledik, iyi ki vizyonda oynamadı. Ha. Yani anlaşmamış çünkü rezil olacaktı. Ama bak işte yine gerçek. Peki ben de şöyle bir açıklama yapayım mı konuyla alakalı olarak. Şimdi Şahan Gökbakar çok Galatasaraylı kimliğiyle de ön plana çıkan biri. Fenerbahçe rekabetiyle ilgili de Şahan Gökbakar çirkin bir dille aslında Galatasaray taraftarlığı yapıyor. Dün Derya Ulu yine bu konuyla alakalı olarak herkesin bir takımı var. Sanatçılarımız da takım tutuyorlar, doktorlarımız da, öğretmenlerimiz de, ama bu çok camiaları harekete geçiren çok büyük camialar. Birilerini incitmeden eğer taraftarlık yaparsak bize de faydası olur. Ben Fenerbahçe camiasında Fenerbahçeli taraftarların da Şahan Gökbakar'ı çok sevdiğini sanmıyorum. Bunlar milyonluk, 30 milyon. Şöyle söyleyeyim size. Bu ülkenin en önemli ismi, herkes tarafından bilinen ismi kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Ondan sonra kim geliyor biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek. Camiaların başkanları. Bunlar çok büyük kitleler çünkü. Ne derlerse çok büyük bir kitleyi, 30 milyonluk kitleleri hareket ettirebilen evet, senin, kişiler. Senin dediğin haklısın ama. O yüzden bak önemli. Sonuçta Galatasaraylılar niye gidip seyretmemiş? O önemli değil. Galatasaraylar savunulsun, edilsin, güzel. Galatasaray'ı anlatsın yani muhabbeti değil. Hayır, ama hayır yani. Ama Fenerbahçe büyük bir camiayı çok... Diyorlar ki ben Şahan'ın filmine ne gideceğim? Hop 30 milyon gitti oradan zaten. Öyle evet, söyleyeyim aşkım, ben size. Çünkü siz karşısına alıyor. O da aynı. 30-35 milyon. Yani %10'u gitse ya da %20'si hani, gitse... İyilikte, güzellikte çok destek verilmeye gerek olmaz. Bence ama biraz köstek olması gerekirken çok, o da önemli. Bir de bak, politikaya da çok girdiği için. İşte var. Politikaya yani, girdi. Politika, spor. Konuşması gereken yerlerde konuşmadı. Bazen konuşmaması gereken yerlerde fazla konuştu. Çok fazla yani, kişileri karşısına aldı. Bazen apolitik olmak iyidir. Hep bunu söylüyorum. Tamam takım tutmakta sorun yok. Ama bir tarafı savunurken bir tarafı da kaybediyorsun. Ama hep öyledir. Yani bu dünyada da bu böyle çocuklar. Her şeye girmeye yani gerek bir şey yok. Savunurken siyahı savunurken öbür taraftan adam beyazı savunuyor. %50'si de beyazı savunuyor. Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Çok Fenerli, fanatik Fenerli bizi izliyormuş hepsi buradan. Selamlar olsun. İşten izliyorlarmış. Evet. Diyor ki ben hayatta Şahan'ın filmine gitmem. Mesela, Fener'le ilgili yaptığı kötü açıklamalardan. İşte, tamam ben çalışıyorum. Dolayı diyor. Bu kadar şimdi böyle. Sen Türkiye'de önemli bir isimsen ve Türk toplumuna eğer hizmet ediyor isen bu kadar keskin hatlarla taraftarlık yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Bence öz eleştiri yapacaktır Şahan gişesinin az olmasıyla ilgili. Tabii bu arada dijitalin ve internetin çok öne çıkması da bütün bu sektörel olarak tümüyle etkilediği kesin. Şahan'ı bir kenara atın. Sinemaya gidiyor musunuz? Yok işte o yüzden. Ben de gitmiyorum. Gitmiyoruz. Ben de gitmiyorum. Gidecek güzel bir film olsa giderim bu arada. Çok severim sinemayı. Geliyor mu? Vizyona? Çok severim. Yani ne kadardır gitmiyorsun sinemaya? Çok uzun zaman oldu. En son yine bir şey Hızlı ve Öfkeli'ye gittim. Yabancı yani bir filme gittim. O da 6 ay önce mi? Oldu. 7 ay önce oldu. Vizyona girdim. O kadar oldu. Karantinadan sonra hayattan soğudum. Şimdi ekrana Defne Samyeli'yi getirmek istiyorum. Cem Yılmaz. Aa bu masada biz Cem Yılmaz'ı çok seviyoruz. Cem Yılmaz'dan bize seviyorum. Cevap gelmedi mi? En son topuklu ayakkabılarını görmüştük. O kadar yazmıştı. Cem Yılmaz Amsterdam'da dün takipçim Cem Yılmaz'la denk dur, geliyor. Dur anlatma o zaman. Dur. Hadi, ama anlatma. Konumuz... Cem Yılmaz'ın eski sevgililerinden Defne Samyeli. Konumuzu söyleyeyim o zaman konuşmayacak. Tabii. Defne, canım, bak konumuz ne biliyor musun? Defne Samyeli yeni bir aşk iddiası, bir bomba. Cem Yılmaz'ın
eski ortaklarından bir isimle mi acaba aşk yaşıyor? Anam kimler kimlerle birlikte, bir haberimizi izleyelim, sonrasında konuşalım. Şimdi bu Muzaffer Yıldırım'la Defne Samyeli'nin haberi Ocak ayında çıkmıştı. Nişantaşı'nda yakalanmışlardı. Hı hı. Şimdi yakın zamanda Defne Samyeli'ni Bebek'te yakalamışlar. Aşk iddialarını sormuşlar. Yalanlamış Defne Samyeli. Size anlatmıştım biliyorsunuz, Serenay Sarıkaya ve Muzaffer, işte o bu Muzaffer, o Muzaffer. O Muzaffer. İşte onu söylüyoruz. İşte şimdi atın intikamı derler ya. Şimdi demek ki Muzaffer Bey Cem Yılmaz'dan büyük bir intikam alıyor. Peki Defne Samyeli'nin dün girdiği story'e aldatıldık şarkısını eklemesi. Öyle mi? Ne diyor aldatıldık sözleri ne? Bambaşka bir şey. Dünyayı bir döndür kurtar. Bir ekranı biz de verelim mi? Bir gönder. Evet. Yani Muzaffer haberine diyor ki nasıl oluyormuş? Onu mu, öyle mi yorum bence getiriyorsun? Ya büyük bu, büyük. Bravo Muzaffer. Biliyorsunuz değil mi? Cem Yılmaz ve Muzaffer eski çok yakın arkadaş. Hatta birlikte iş yaptılar. Dolayısıyla daha sonra Serenay'ı Muzaffer'den çaldı. Fakat revanş olarak galiba Defne Samyeli'de ve Muzaffer'de ayrı bir birliktelik ya da bir flörtleşme yaşamış görünüyor. Lar. Kadının intikamından korkun. Tabii her korkun. Zaman. Hele akıllı kadının intikamından. Evet. Bir de güzel bir kadınsa daha da kötü olur işler. İstediğini alır. Muzaffer, Muzaffer'i arayayım ben. Muzaffer arasana. Benim 30 yıllık çok tamam. Eski tanıdığım. Ta spor eğitmenliğinden gelen bir adam şu anda milyon dolarlarla oynuyor. Büyük başarı. Muzaffer tebrik ediyorum. Sinemayı manipüle eden sinemaları, yemek, içki, ay içki diyorum, yemek, gece hayatı, otel inanılmaz bir şeye doğru gidiyor. Demin söylediğimiz mevzu işte, birbirlerinin arasına dönüyorlar. Yani bu da kimler kimlerle birlikte, kendi arkadaşının, çok yakın arkadaşının sevgilisiyle hiç kimse mi kalmadı yani? Ya evet. Birileri de izin vermesin ya buna. Kalmıyor, ya bir kadın, biliyor, kalmıyor hayır, abi. Ya kadın izin, bir duruşumuz olsun yahu. Senin yanındakini görüyorsun ya. Daha bir lüks oluyor. Bunların hepsi tek tek duruşsuzluk. Daha rahat oluyor. Duruşsuzluk. Tabii o ayrı, aynı fikirdeyim. Ama biz biraz Türk milleti olarak da şeyiz, rahata düşkünüz. Ay, yanımdaki varken şimdi uzaktakine ne bakmama gerek yok diyor. Ne yapacağım uzaktaki, buradaki adam. Öyle. Öyle düşünüyorlar ama yani. Arkadaşımın aşkısın. İşte. Hani bir şey söyleyeceğim. Peki sizi kim durduracak? Sizin sınırınız karma. Nedir? Karma. Nedir İlahi yani? İlahi sistem durduruyor. Biz durdur. Bu kadar hayır. Rahat. Bir hayır. Biz, biz durdurmayacağız. Siz durduracaksınız. Halk. Siz durdurmuyorsunuz. 100 bin lira alan kadın 1,5 milyon lira alıyor. Size bu haberleri aylarca verdik. Mahkemelerde sunumları var, ifadeler var. Siz hala aldınız, tepelere çıkarmaya çalışıyorsunuz. Tepelere çıkarsınız. 100 bin lira alan kadın 1,5 milyon alıyor. Havasından geçilmiyor. O reklam senin, bu reklam benim. O konser senin, bu konser senin diye geziyor. Siz yapıyorsunuz. Siz. Siz bir tokat atın, bak bakayım 100 bin lira değil 10 bin liraya yalvarsa çıkabilir mi bir yerde? Çıkamaz. Çıkamaz. Çıkamaz abi. Çıkamaz. Çıkamaz. Aha şurası. Sizsiniz Halk patron. Halk da mı? Patron sizsiniz abi. Yani. Neydi? Bu ülkede her şey olabilirsiniz. Ama rezil olamazsınız. Ama rezil olamazsınız. Kesin. Türkiye'de bak, 3 kesin. Gün sonra veya beyin zaten şey otomatik olarak beyin şey 3 gün sonra acıyı hafifletiyor. O yüzden eğer senin çok değer verdiğin bir şey değilse de hafıza bunu siliyor. Bunu bir o kişi için söylemiyorum ya da Türkiye'de bir sanatçı için. Olmazsın, bir sürü var örnekleri arka ya. Arka arka hepsini konuşuyoruz zaten. Yani. Hepsini konuşuyoruz. Evet. Konuştuğumuz hepsi aynı. Konuştuğumuz şeyin lacivertli. Kimi konuşuyorsak daha da para üstüne öyle. Para koyuyor ya. Ha, ne ama, oluyor ama işte Şahan gibi bir yerden bunun bedelini alıyorsun. Ama şimdi Şahan burada en şeyi. En masumu. Bir şey diyeceğim. Şimdi ünlüler bunları böyle rahat rahat yaşıyor. Onlar ünlüdür diye tamam okey diyoruz. Hani pohpoh oluyoruz ama yok canım, arka Müge tarafta Anlı'da da görüyoruz. Ha, orayı ya, tam bak. Aa, gel bunu buraya ben hep ya. Söylerim. Ağzımdan ha, bunu ben ya. Yıllardır onu da söylerim. Hiç bize şey atmayın. Ay siz ünlüler. Ulan aç bütün kanalları öğlen programlarını, kadın programlarını. Adam evli. Yani kadın evli gidiyor.
ki ben bütün duygularımı sana vermek istiyorum diyor. Ya da gidiyor başka şeyler. Yufkacı, sucu, Arka çok güzel bir şey değil de sadece ünlü camiasında veya bizim ortamlarda değil. Git Müge Anlı'yı izle. Evet. Aynen. Anadolu bunlarla kaynıyor. Kaynıyor. Şimdi halletmesene sizi öldürmüştüm. Yağmur. Canım. Habere gitmeden önce dedin ki bana dedim bilgi geldi Cem Yılmaz dedin Amsterdam'daymış dedin. Onu söyle. Ha. Dün takipçilerim değil. Söyle hemen söyle. Zafer Alagöz ve birkaç erkek Amsterdam'a gidiyor. Zaten havalimanından beri ben takipteyim. Havalimanından beri geldim çatlardan. Onlar artık ne gezerler belli değil. Takipçime denk geliyor. Ya şu Serenay haberini aydınlat bize diyor. Onunla mı geldin? İletişime geçiyorlar. Biz öyleyiz. O zaman hiç samimiyet her daim aktif. Onlar da böyle. Sonra? O gelmedi diyor. O yok biz erkek erkeğe. Ha cevap vermiş. Cevap verdi. Aa, evet. Yanında kadın yokmuş. Erkek erkeğe. Zafer Alagöz. Onun kendi tayfası evet, var zaten. Onun, kümesi var. Evet. O kümenin çok dışından insan almıyorlar. O almıyor içeri. Sinemaya da almıyor. Yaptığı sinemalara ve evet, filmlere. Filmlerde de o yüzden de hiçbir şey olmuyorsun hayatım. Vallahi Cem Yılmaz ya. Şöyle biraz gerçekten gerçek komedi yap bari ya. Yani bir son şey gösterisi yani. İzlediniz mi Cem Yılmaz'ı? İzledim ben. Nasıldı? Yani ben eleştiri vardı. Eleştirenler de vardı. Ha ben güldüm yani. Ben ama her şimdi kendisi vardı. Şöyle mesela onunla alakalı da şöyle söyleyeceğim. Mesela çok küfürlü espriler yapıyor ve küfürle güldürmeye çalışıyor Cem Yılmaz algısı var. Evet doğru. Ama mesela kendi bu stand-up'ında bu sefer diyor ki mesela erkeklerin tribünlerde küfür etmesiyle alakalı ben çok rahatsızım diyor. Hani bir yandan sen küfürle espri yapıyorsun zaten milleti küfürle o kadar küfür kıyamet güldürüyorsun. Ona enjekte ediyorsun herkese. Ama neymiş efendim erkek arkadaşlarıyla birlikte o da Fenerli Cem Yılmaz da Fenerli. Erkek arkadaşlarıyla birlikte bir tribüne bir taraftarlarla birlikte bir maç izlemeye gidince oradaki küfürlerden çok rahatsız oluyormuş Cem Yılmaz. Tribünde küfür edilir mi? Edilmeli mi? Erşen Kuneri küfür kıyamet. Edilir mi? Ha? Tribünde küfür edilir mi? Edilir orası kaldırır. Sen ediyor musun? Yani... Ben çok eşlik etmiyorum. Söylerler yok bana. Yok etsinler. Ben çok eşlik etmiyorum ama hani orada kaldıran bir ortam var. 50 bin erkek. Ray öyle böyle küfür. Zaten bundan dolayı çok ceza geliyor tribünlere de. Serenay ile ilgili bir orada esprisi var mı? Var Serenay ile ilgili de var Defne ile ilgili de var. Evet duydum ben çünkü. Tabii eski sevgilileri öyle üzerinden de espri yapıyor. Onları da gülüyor. Hahi yapıyor stand-up'larında yani. Stand-up'larında yapıyor. Evet, tabii stand-up'larında yapıyor. Güzel güzel laf söylüyor onlara da. Gülüyor musun? Defne mi güzel Serenay mı güzel? Ayda. Bir baksanıza. Aa, bir şey güzel. Yanlış anlamayın birisi 50 yaşında. Aynen öyle. Birisi 31 yaşında. Birisi daha 30'larında. Evet. İkisi de çok güzel kadın. Evet bu arada ikisini de beğeniyorum da öylesini sormak istedim valla. Çok komik ya. Defne Arto. De çok güzel ya. Evet Defne'yi kalitesine bayılıyorum İkisi de çok güzel. Cem Yılmaz'ın sevgilileri çok güzel. Şamandır güzel ama çok güzel. Arto. Ahu için ne düşünüyordunuz? Kim için? Ben Ahu bir türlü bana geçmedi ya. Ay geçmedi yani. Soğuk bir kadın. Sinsirella. Valla geçmedi yani. Ama Ahu da zaten şimdi Cem Yılmaz bak orada da çok büyük magazin var. Şimdi Cem Yılmaz kimle birlikteydi? Cansu Dere. Ha. Şimdi evet. Ahu ile birlikte yıllarca. Şimdi evet. Ahu da bir aldatılma gecesinde Cem Yılmaz'la birlikte hamile kaldığı için Ahu ile evlendi. Ahu evet, hamile kaldığı için Cem Yılmaz evlendi. Ahu ile evlendi. Yani orada da öyle bir ayrıca detay var. Oraya da ayrı bir yeriz yani. Hadi ben sorayım siz kadınsınız iki tane. Bir kadın isteyerek hamile kalabilir mi? Kalır. Niye teşekkür kalmasın? Ederim. Kalır evet, değil tabii mi? Ki. Kalır tabii zaten şimdi birçok yani. Kadınımızda ünlü biri ya da zengin biriyle hamile kalayım çocuğum olsun. Hande Erçel hamile kalsa ne olacak şimdi? Sabancı doğuracak veliaht, şehzade. Veliaht. Onu hastaneye götürecekler tık Helen diye. Helen Nazlı Sabancı kız doğurmuşken bir de Hande erkek doğurursa ne olur bu süreçte hamile kalırsa? Onu hastanede hallederler. Arkadaşlarım toparlayalım. Hemen yeni haberle söylemezsem olmadı devam edelim. Evet. Simge diyeceğiz, Arto diyeceğiz. Aman. Simge Sağan'la alakalı olarak burada aşkın olayım İkardi konuşurken bir anda bizim dikkatimizi çeken dolgular. Estetikli, dolgulu, botokslu halleriydi. Bizim gözümüzden kaçmadı. Konuyla ilgili de Simge Sağan'ın son görüntüsüyle ilgili burada yorum yapmıştık. Simge Sağan bizi bir izahat getirmiş. Sağ olsun. Hemen Arto'ya bir mesaj atmış konuyla ilgili olarak kendini açıklamış. Haberimizde bir izleyelim bakalım Simge Sağan Arto'muza neler söylemiş. Ay. Sonu dudağını gördün mü? Burada dudağını çok göremiyorsun. Duda, yani Simge ne yapıyorsun evet kendine ya? Evet ya bak yapmayın şunu kendinize ya ben çok üzülüyorum. Evet şarkıcı Simge Sağan'ın yüzündeki değişim yorumcularımızın dikkatinden kaçmamıştı. Dünya güzeli bir kadın. Simge de biliyorsunuz 40 yaş üzeri olduğu ne için. Ne olursa olsun. Hayır
kendine müdahale etmek istiyor. Belki ben sanattayım diyor. Hani bu mu? Sahneye çıkıyor. İşte, işte. Ekran başında eleştirileri dikkatli izleyen Simge Sağ'ın derhal söylemezsem olmazın kıdemlisi Arto'ya mesaj gönderip izahat getirdi. Nereye Arto devam böyle ediyor? Hani yüzü çok güzel olması anlarım da. Evet, çok hani, güzel bir kız. Güzel de bir kadın. Yanlış estetik diyorsunuz. Evet. Simge şöyle diyordu. Ya çok teşekkür ederim. Şimdi izliyorum. Çok tatlısın ama dolgu sadece dudağımda var. Suratta sadece botoks. O da anlamda. Sizi çok severek izliyorum. Kocaman sarılıyorum sana. Tespitlerine kurban ya. En çok da ben giydirmişim. Ben de zannediyorum ki bunlar giydirdi. Niye sana yazdı ki? Sus. Onu anlamadım. Ben tanıştığımız için tabii çok severim ben Simge'yi. Her defasında da bu masalarda her konuşuyor. Bu masalarda her konuşulduğunda çok sevdiğimizi, çok iyi bir sanatçı, çok güzel giyindiğini. Öncelikle ben buradan yorum yaptığımız için ünlüler hakkında onlara teşekkür ediyorum. Böyle naif dönüşler yaptıkları tabii, zaman. Tabii değil mi? Ne kadar çok güzel kere, evet, ya. Onun bu, buradaki hayattaki duruşunu ve kalitesini gösteriyor. Ama sana bir cevap vermiş. Evet. Bana geçmedi. Ya Yüneye dinleyeceğim. Bundan sonra da dinleyeceğim dedi. Hayır. Dolgularla orada ilgili. Ufak tefek bir şey yok yüzünde. Sadece demiş ya. Sadece alnımda botoksum var. Ben mi yanlış gördüm? Ama doğru onu sadece alnımda botoksum var. Aç. Mesajlarını aç. Işık. Bize göstermediğin ne var? Alakalı bize diyor. Göstermediğin ne var Arto? Arto. Ya, ay siz ne kadar... Ay bunlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok kıskanç bak, Arto hayatım. Böyle. Arto hayır, diyor ki... Bak Arto diyor ki... Arto diyor ki Simge Sağ'ını gördü, estetik haliyle ilgili yoruma başladı. Evet. 45 yaş üstü. Simge Sağ daha 42 yaşında. Daha gencecik. 45 yaş üstü yaptı. O, o dedi dudakların dedi ne hal. Şimdi ördek Simge dedi, tatlı neler tatlı dedi yazınca re. Hayır bir dakika. Ha, geldi geldi. Ne yazıyor? Ha. Oku. Oku. Siz okuyun oradan. Oku. Şimdi izliyorum çok tatlısın ama doğru. Ha. Şimdi izliyorum çok tatlısın ama dolgu sadece dudağımda var. Dudağında var. Nasıl yani? Suratta sadece botoks, o da alnımda. Nasıl yani? Sizi çok severek izliyorum. Çok tatlısın. Teşekkürler. Tespitlerini kurban ya. Ama kurban bak bir de bazen filtre kullanıyorum. O dudaklar ekstra daha da büyüyor diyor. Tamam. Yani ama biz diyor izlediğimizde filtreli değildi. Normal tabii röportaj, açık bir kamera. Hani biz şu anda nasıl çıkıyorsak kamerada arkadaşlar, da. Arkadaşlar o dünkü görüntü varsa ben gerçekten şu an herkese evliyden herkese soruyorum. Hayatım bu kadınlar, Simgeciğim bu nasıl kadınlar doğruyor seni kıskanıyor hayatım. Aynen. Bu kadınlar senin güzelliğini kıskandığı ben için. Çok severim. Benim için aşkın olayım yani yıkardı bir kere. Simge ile bizim aramızda bağ var. Ben şarkılarını da çok severim. Konserlerine de koşa çok koşa tatlıdır giderim. Çok çok. Yaşına göre de gayet güzel çok bir kadın. Güzel biz bir kadın. Sadece zaten burada. Zaten böyle bir yazı yazması bile ne kadar naif olduğunu ama ben gösteriyor. Doğru söylemelerini buradan tenzih ediyorum çünkü kız ya doğruysa kız. Hayatım yanakları nasıl arkadaşlar yapmayın ya. Bunları böyle güzel kadın. Gerçekleri değiştirmiyor. Güzel şarkı söylemesi. Peki bu giysi. Gülşen mi Simge mi giysiler? Birlikte giydikleri mi? Şimdi ben bayılıyorum. İlk, çok güzel. Şöyle ilk Gülşen giydi. Iyi. İkisi de değil. Kim? Çünkü bakın şunu herkes hadise atlıyor. Hadise dermiş. Hayır, hayır. Şunu atlıyorsunuz. Evet sahne, görsel işi, dün de konuştuk. Aynı şeyleri anlatmayalım diye ama söylüyorum. Ama bunda hiç absürt ama bak, bir şey bir yok. Ama bak bir kadında seksilik nedir biliyor musunuz? Hem üst dekolteli olduğu zaman hem aşağı kısımlar. Aşırı. Dekolteli olduğu zaman. Ama burada yok. Ben, hayır, onun için söylemiyorum. Ha. Genelde Simge öyle giyiniyor. Ben nereye bakacağımı şaşırıyorum. Hmm. Hem bacak açık, hem göğüs açık, hem sırt açık. Hepsi birbirinin rolünü çalıyor. Ben hangisine odaklanacağım? Yani, sesine mi odaklanacağım? Sen diyorsun ki bir şeye konsantre olsun. Bir şeye olsun konsantre olayım. Göğüste göğüs. Ya sırt dekolte. Bacaksa bacak. Genelde sırt, zaten sırt. O kıyafetlerde dekolte konusunda genel olay hani bir yerinize açındır. Eğer bir dekolte verecekseniz ya bir bacağı öne çıkarın. Gülşen de her yer yarı açık. Simge'de de her yer açık. Simge'nin şu an benim gördüğüm en usturuplu sahne kostümü. Şu gördüğüm. En son dans ettiği. Evet en son. Azerbaycan Bakü'deydi galiba orada. Aynen şimdi o burada, sahnede burada, dans ediyor. Burada yanaklarda estetik var mı çocuklar? Arkadaşlar dolgu bak gözü şuradan gözüküyor ya. Ben arka açıyı görmüyorum. Simge'nin dolgusundan arka duvarı görmüyorum. Acaba dudak... Ay bismillahirrahmanirrahim dediğin şeyi duydun mu? Ne dedi? Ben Simge'nin dolgularından arka duvarı görmüyorum mesela dedi. Mesela sen dursan seni görmem arkasında. Şurası şuraya kadar gelmiş. Hmm.
Ben Simge'ye... Ama onun iyiliği için söylüyorum ben. Simge çok başarılı bir ya, sanatçı. Başarıyla dolgun ne alakası var? Başka habere geçebiliriz. Yok yok, çok, yok. Simge'yi seviyoruz bundan. Aynen. Simge'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Estetik söz Simgeciğim, konusu olduğunu da gördüğümüzü söylüyoruz. Bana yazdığın için kıskandı. Yapacak bir şey yok. Bana yazsaydın yine... daha farklı konuşurdum. Simge Sağ'ın. Bugün de Yağmur'a yaz bakayım. Evet. Peki, tamamlıyorum Simge Sağ'ını. Sevgilerimizi gönderiyoruz, aynen seviyoruz. Öyle. Şimdi yine Kızılcık Şerbo diyeceğiz. Aa, şaka yapıyorsun. Evet, gelişmeler var. Dün burada konu almıştık zaten. Bir değişim yaşandı. Apo konusunda beyin kanaması geçirmişti. Geri dönecek mi dönmeyecek mi derken yerine hop, Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Ve bir gelişme daha var. Neden Abdullah Bey kendisi setlere geri dönemiyor? Bir haberimizi izleyelim. Bakalım. Önemli bir detay var. Önemli bir detay. Beyin kanaması geçirmiş, reyting rekorları kıran diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Usta oyuncu Settar Tanrıen'le ilgili hayranlarını üzecek bir haber geldi. Hafıza kaybı yaşıyor. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıen'in hastanedeki tedavi süreci devam ederken dizinin yapım şirketinden açıklama gelmiş. Abdullah Bey karakteri için Tanrıen'in yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan'ın katılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Settar Tanrıen'in sağlık durumunda ciddi sorunlar mı var sorusu akıllara geldi ve ortaya atılan bir iddia akıllardaki bu soruyu destekler nitelikte. İddiaya göre Settar Tanrıen hafıza kaybı yaşıyor. Sevilen oyuncu diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttu. Bu iddiayı oyuncunun sevenleri üzüntüyle karşıladı. Dileriz usta oyuncu bir an önce sağlığına kavuşur. Hafıza kaybı önemli. Diziyle ilgili çok önemli detayları ve isimleri de hatırlamıyormuş. Normal bir Settar müddet, Bey. Bir evet, müddet böyle gidecektir. Umarız çünkü geri döner. Aynen, açılana umarız kadar. Umarız sağlığına bir an önce kavuşur. Beyin kanamasıydı evet, değil mi ki Settar evet, Bey'inki? Evet. Beyin kanaması olduğu için zaman zaman hafıza kaybına uğraması çok doğal. Dolayısıyla da hem beyefendinin kendi sağlığı için tabii prodüksiyon ve yapımcı düşünüyor. Hem de kendi sağlığına iyi bakması kendi için önemli. Dolayısıyla bir müddet ara vermek zorunda. İnsanların dilinde şey var, görüyorum bunu. İşte bazen böyle şakasına yapıyoruz. Alzheimer mısın sen? Ben dedim sana tamam, kavga ederken. Ne olursa o olsun, neden biliyor musun? Kız, gel senden özür dileyim. Özür dilerim Yağmur. Sen çok o acımasız anda... bir kadınsın. Ya Artu sen de var ya. Hayır. Bak şimdi benimle alakalı böyle konuşurken şimdi ben... seninle kavga ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne alakası var ya? Öyle söylenmez. Hayır bir dakika, ben zaten özürümü diliyorum Artu. Neyse. Hayret tamam, bir şeysin ya. Tamam. Ne alakası var şu anda? Ay, tatlı tatlı ben sinirli. Yağmur'la şu anda diyorum ki özür dilerim. Sen de bana Alzheimer demiştin diye. Bravo, bak bana güzel, kötü niyetli deme. Bak, o güzel bir şey. Ben hiç öyle bir insan değilim. Ben iyi bir insanım öyle bir kere. Öyle bir şey yok. Hayır. Hayret bir şey ya. Şimdi ben sen de kavga şey edeceğim ya. Seni... Söylediklerine dikkat eder anne, misin? Ne münasebet? Anne, ben seni kötü niyetli bir insan olduğunu düşünseydim ben bu masada oturmazdım. Çok net söylüyorum. Aynı şekilde ben de. Ne demek ya, kötü niyetlisin sen? Ama ben ikinizin iyi diyorum ki, diyorum ki. Teşekkür ediyorum. Bak ben o anda oradaki... Çıkış anında sana böyle bir mesela cümle kurmuşum. Anladım, bak ben de anladım, şimdi dile getirdim. Özür diliyorum senden. Sen de diyorsun ki sen de böyle böylesin. Senin arkandan da öyle. Onu sen şimdi benim şey için gerçek hayatımda beni öz elimde tanıyorsun. Hı. Sen benim için gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ne dedim sana? Delikanlı kızdır dedi bana. Ay bir de artı. Ama asla öyle niyeti yok. Öyle bir ve... niyeti yok evet, dedi. Ama şimdi tamam, burada, şimdi burada ama arada böyle hayır olabilir da, yani. Hayır da önemli bir şey. İzleyen ilk defa şimdi burada bir sürü kadın beni ay, izliyor. Sen böyle dersen. Yapmak çok bakın, zor. Ben seninle niye kavga etmiştim? Mesela orada bana sen demiştin ki sen öylesin. Aslında yanlış dile getirmişsin. O senin düşüncen demek istemiştin. Sen de o esnada yanlış bir şey söylediğin için ben seni yanlış anlamıştım. Tamam, sonra biz konuştuk, tatlıya bağladık. Hiç. Burada asla olamaz. Birbirimizi tamam, yanlış anlıyor olabiliyoruz. Ben babaannemi demansdan ama... kaybettim. Ve o kadar zor bir süreç geçirdik aynen, ben ki. De, ben de annemi Alzheimer'dan kaybettim. O kadar yıpratıcı bir süreç ki hem mental olarak çöküyorsun. Hem o süreçte tabii ki ilgilenirken de. Çok, zor bir hastalık. Çok, çok o yüzden zor, ne olur kimseye sen Alzheimer'sın, sen demanssın, sen körsün.
demeyelim. Çünkü onu yaşayan insanlar, ben de şahit var. Bir hastalık üzerinden vurmamak lazım. Evet. Dile getirmemek lazım. Çünkü izleyen diyor ki... Niye böyle biliyor musunuz? Çünkü bu eskiden hep böyle gelmiş biliyor musun? Maalesef. Maalesef böyle. Sen kör müsün? İşte sen bilme. Mesela görmüyorsun ya, bir şey oluyor. Hani eski. Sen kör müsün? Sen bilmem ne misin? İşte ama senin zaten boyun kısa. Nerede bu bodur, Allah'ın belası tamam işte, olsun. Anladın mı? Tansiyonu. Maalesef. Biz milletçe böyle gelmişiz ya. Değiştirelim. Yanlış yetiştirelim. Yıkalım bu tabuları. Bu yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş. Yıkalım. Tansiyonun yüksek olduğu anlarda çok konuşmaya devam etmemek lazım. Sakinleyip ondan sonra olayın gerçeğini, aklımız açıkken, o çok tansiyon yüksekken, çünkü ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Yanlış aynen, kelimeler söyleyebiliyoruz doğru burada. Şimdi tamam, anlaştık. Teşekkür ediyorum. Aynen. Şimdi kapatalım burayı. Ay ben... bir espri yapayım dedim. Arada korktum biliyor musun? Geri aldım öyle kendimi. Öyle espri olmaz ama. Ay bunlara çünkü. Öyle espri. Hele de benim en hassas olduğum nokta. Sen kimsin diye bana sorduklarında ben çok iyi niyetli bir insanım derim. Beni kendimi dışarıya karşı... Tamam. Söylediğim gel. Şey kendini, ilk ben iyi niyetli. Benim kimseye zararım olmaz. Tamam. Şimdi Beren Saat diyoruz efendim. Evet. Beren Saat, Kenan Doğulu. Biz burada dün konuşmuştuk. 40. yaşını kutladı. Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü sosyal medyadan paylaşmış olduğu bir fotoğrafla paylaşmıştı. Bir doğum günü partisi gerçekleşti. Eski dostlar doğum günü partisinde boy gösterdi. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında konuşalım. Beren Saat 40. yaşını eşi Kenan Doğulu ve arkadaşlarıyla kutladı. Bir zamanlar milyonlara ekran başına çivileyen Aşk-ı Memnu dizisinin o meşhur simaları Beren Saat'i yalnız bırakmadı. Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Hilal Saral oradaydı. Ama Bihter'in Behlül'ü, Kıvanç Tatlıtuğ eşi ve çocuğuyla Hong Kong'da olduğu için partiye katılmamıştı. Dönelim Beren Saat'in 40'lar kulübüne girdiği doğum günü partisine. Mini ve parlak elbisesiyle göz kamaştıran Beren dileğini tutup mumları böyle üfledi. Hatta alışık olduğumuz o Pollyanna açıklamalarından birini yaptı. Hepimiz için harika bir yıl olsun. Kolektif sevgiyle bizleri beraber, hep beraber çok mutlu olduğumuz bir yıl olsun. Çok teşekkür ederim yani. Beren Saat'in bu rol aldığı dizilerdeki edindiği arkadaşlıklar çok güçlü oluyor. Evet, farkındaysanız. Balık kadını öyledir ama bak yine aynı şey değineceğim. Bak. Biz eğer biriyle dostluk kurarsak ölümüne kadar gider ama o elektriği alamıyorsam geçmiş olsun. Bir şekilde benimle diyalog halinde olamaz. Balık kadını birini sahiplendiği zaman takım arkadaşlarını, kendi sevgilini zaten çevresi ve sahiplendikleri çok az bizim. Çok az işte. Az hüküme. O da. Ay bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey söyleyecek misin? Artık sonra söyleyeyim. Ay sen sana söyle. Hiçbir şey söylemek istemiyorum şu anda. Çünkü sana söyleyince ben dürüstüm. Ben doğruyum. Ben beni böyle tanırlar. Ben benim Instagram'da insan yazıyor. Öyle. Sen söyle. Olmaz. Öyle. Beni bırak. Beni bırak. Beren Saat'le ilgili, bu doğum günü partisiyle ilgili. Yine babetleri. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Beren. Neden ayakkabı seçemiyorsun hayatım? Ama böyle giyinmişse normal. Böyle mi giyinmiş? Hayır, her zaman öyle. Galada öyle olsun. Ya bu kız çok salaş bir kız ya. Hiç modayla falan hiç alakası yok kötü. Ya. Moda hiç alakası. Bir hiçbir alakası çok şıktır, yok biliyor musun? Şeydir. Bu da çok Cihangir kafası mesela. Evet, ama çok görüyorum ben. Salaşingo yani devamlı. Öyle. Bunun da Instagram'ında salaş veren. Şimdi ekranda... Aşk-ı Memnu'dan Hazal Kaya, Selçuk Yöntem bir fotoğraf vardı. Evet, çok şimdi güzel. Benim de rol arkadaşlarım, eski rol arkadaşlarım. Aa, öyle nasıl mi? Yani? Aa, doğru. Nasıl yani? Aşk-ı Memnu'da oynamış. Ay başka bir anısını söyleyeceğim. Bu Kıvanç Tatlıtuğ'a aşıkmış bütün okul olarak. Tabii bak, öyle demedim ama olsun. Ben böyle çevirdim. Hayır. İddia değil kız, gerçek. Yalan. Aşık değilmiş ama bütün okul... Bak görüyorsun değil Perşembe mi? Perşembe günleri Kıvanç Tatlıtuğ okula gelecek diye bütün kızlar en güzel elbiselerini giyinirmiş. Sen de mi? Ya. Şimdi top sende. Top sende tamam. Anlat. Arto bunun ağzından çıkanı da var ya yemin sen ediyorum. Sen mi söyledin şimdi yoksa? Aşk-ı Memnu'da benim zaten ekrandaki ilk görüntüm Aşk-ı Memnu. Ay keşke var mı? Burada yani bizim elimizde benimle alakalı yok. Görüntüler var mı?
söylüyorum ama burada bu sahnenin o öncesinde... O alalım mı senden alalım sonra? Ya. Burada bu sahnenin öncesinde zaten şeyde düğün organizatörünü oynamıştım ben. Nihal'le Behlül'ün düğününü yapıyordu. Düğün organizatörüydüm dizide. 8 kere izledik bu diziyi çünkü. Tabii, daha da fazla. Daha da fazla izledik. Son 3 bölümde girmiş galiba. Düğün organizatörü olarak. Nihal'le Behlül'ün düğün organizatörüyüm. O yüzden hani böyle düğünlerini falan bak buralarda hep ben varım bu bölümlerde. Danının kuyruğunun koptuğu son dönemlerde ben varım. Nihal'in işte o bütün düğün hazırlığında ben varım. Organizasyonun yapıldığı, düğünün yapıldığı yerde falan filan. Ve burada doğru mu bilmiyorum ama sevgili Saral, Hilal Saral. Hilal Saral daha sonra Hande'ye teklif götürüyor. Evet, Hilal Hanım'ı buradan çok severim. Sevgilerimi gönderiyorum. O kadar güzel andı ki biraz önce kuliste. Gerçekten. Fakat tercihini sen git Çarkı Felek'ten kullan. Yani sunuculuk. Arkadaşım. Benim çünkü çocukluktan beri hayalim sunuculuk. Spikerlik yapmaktı. Ben burada çok isteyerek oyunculuk performansı sergilemedim. Benim önüme gelmişti. Sonrasında ben Fatma Gül'ün suçu ne için Hilal Hanım'a söz vermiştim ama bana Çarkı Felek geldiği için ve ben sunuculuk, spikerlik yapmak istediğim için biraz o yoldan yürümüştüm. Biraz anlatın ara ki hayatlarınızı. Hem daha arada hani böyle de hani şimdi Aşk Memnu orada ben Selçuk Yöntem Hazal Kaya görünce ben de burada anmak istedim. Çok benim güzel. Oyuncu arkadaşlarım diye. Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili olarak da Allah'ın cezası. Anlat. Kıvanç Tatlıtuğ bizim okulumuzda okuyordu. Aynı dönemdeydik biz Kıvanç'la birlikte. Sadece okula perşembe günleri gelirdi Kıvanç. Evet. O zaman da Aşk-ı Memnu oynuyor ya. Perşembe gün, dizinin oynadığı gün herkes zaten Kıvanç'ı izlerdi. Ertesi gün de Kıvanç okula gelecek diye herkes ona göre böyle podyuma dönerdi okul. Ona göre giyinirdi. Çok güzel adalar tabii. Ya. Aynen. Aynen. Sene 2010 ay o. Tabii canım. Kaç aynen öyle. Sen o zaman yurtta kalıyordun o zaman mi? Tabii daha Akçakoca'dan yeni gelmiştim. Daha parayı bulmamıştı. Ha, 2010. Bak daha nereden nereye bağlıyor. Aynen öyle. Sinsire. Aynen öyle. Şimdi Beren Saat iyi ki doğdun. Yeni yaşın hayırlı uğurlu olsun. Aşk kadını, çok balık tatlısın. Aynı Bitter'e benziyordu. Fotoğraflarını gördünüz mü? Bir bakışı hiç var. Hiç değişik yok. Aynı duruyor. Maşallah var. Evet. Maşallah var. O çocuksu hali, o genç hali, o dinç hali. O çok makyajı var. Sevmiyor. Hayır, sevmiyor. Farkında mısınız? Hı. O da senin gibi. Makyaj yaptığında fazla duruyor. Evet. Ve sevilmiyor. Olmuyor biliyor musun? Aşırı oluyor. O aşırı oluyor. Hmm. Kimisine makyaj çok yakışmaz. Yakışmıyor. Çok bana yakışmaz. Bana yakışıyor mesela. Sana yakışıyor. Ben makyajsız kendimi tanıyamıyorum. Sana yakışıyor. Thank you. Efendim Simurg demek istiyorum. Ne? Simurg. Tanıyor musun? Yok. Futbolcu mu? O beni tanıyor mu? Hayır. Futbolcu değil. O beni tanıyor mu? 31 Mart'ta yerel seçimlerde muhtar adayı Simurg. Hatırladım. Efendim önemli bir haber, değişik bir haber. Ben çok güzel kadın olduğunu güzel, biliyorum. Evet, güzel, evet. Tamam, model. Konuşsun ya. Simurg, zümrüdü anka kuşu demek. Ay bir hadi haberimizi bir izleyelim bakalım neymiş Simurg'un arkasında yatan muhtar adaylığı ile ilgili. Neden aday olmuş? Yerel seçimlere günler kala, adaylıkta ben de varım dedi. 4 erkek adaya karşı muhtarlık için kolları sıvadı. Diyarbakır bu muhtar adayını konuşuyor. Modellik yapan Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır'da markaların reklam yüzü. Güzelliğiyle dikkat çeken Sarsılmaz, aynı zamanda gelinlik modelliği de yapıyor. Ve Diyarbakır Bağlar'da Kaynartepe Mahallesi'ne hizmet için adayım dedi. Diğer 4 erkek adaydan çok konuşulmaya başlandı. Güzel model adaylığını açıklar açıklamaz sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki bu kadına oy vermek için ikametimi değiştiririm diyenler bile oldu. Bakalım güzel modelin 4 erkek adayla gireceği yarış nasıl sonlanacak? Şu kendi adaylığıyla ilgili afişi bir ekrana alabilir miyiz? Hemen rejimizden isteyelim. Orayı ben bir seslendireceğim. Simurg Sarsılmaz. Neden mi adayım? Çalışkanlığımı siz değerli mahalle sakinleriyle paylaşmak için başarı yolunun çalışmaktan, samimiyetten ve dürüstlükten geçtiğini bildiğim için. Karşısında 4 tane erkek aday var. Sizce Simurg Sarsılmaz bu seçimi kazanabilir mi? Yani ben kadın olması için, kadın olduğu için hoşuma gidiyor. Bir de zannedersem Anadolu bölgesi. Dolayısıyla burada böyle cici
hanımefendilerin çıkması her yerde. Urfa, Diyarbakır, Mardin. Diyarbakır zaten. Ha öyle mi? Diyarbakır, Bağlar'da. Yani böyle bütün Kayseri oralardan hanımların ne olur politikaya girin. Evet. Siz girin. Bakkalı, çakkalı her şeyi siz biliyorsunuz. Girin. Girin. Yararınız olsun. Ben alabileceğini düşünüyorum ama donanımı sadece mankenlik ve modellikse olmaz. Ama dışa dönük halkı düşünen bir tavrı varsa bence başlayabilir. Neden olmasın? Yani kadınların toplumda etkin bir rol oynaması ve istiyorum. Seslerimizi duyurmamız için kadınların öne çıkması gerekiyor. Ülkeyi yumuşatır. Yumuşatır. Ülkeyi yumuşatır. Çok önemli. Çalışkandır kadınlar da güzel aynen. olur. Ama çok dediğin önemli. Gibi senin dediğin gibi sadece mankenlik alanında kendini geliştirdiyse aman. Bu yönde eksikliği varsa kadın olması da yetmez. Her iki anlamda desteklemesi lazım. Böyle Paris, ama, Paris Hilton havası var. Evet var Paris ama estetik. Kendisinin açıklamalarında şey de var. Hani neden adayı olduğunda diyor ki kadınların yaşadığı zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için aday oluyorum. Güzel, çok güzel. Güzel bir yaklaşım. Yani buradan bu arada Diyarbakır'a da selamlarımızı gönder. Bir gitsek de ciğer yesek Diyarbakır'da. Tabii, çok güzel insanlar çok var gerçekten. Çok değerli bir kentimiz. Selam olsun Diyarbakır'da buradan. Bütün Anadolu'muza, bütün Türkiye'ye selam olsun. Bütün bizi izleyenlere bol bol kadın aday çıkartın. Bol bol muhtar, vali, her şey olsun. Bir de kadına liderlik çok yakışmıyor. Tabii yakışır bence ya. Bence çok yakışıyor kadına liderlik. Şimdi tabii bu farklı görelim bir bol. Adaylık tabii. olduğu için hem muhtar adayı hem Diyarbakır'da hem de bir kadın adaydan bahsediyoruz. Yani zor şartlarda. Bu şimdi sosyal medyada tabii bunun dün inanılmaz gündem olduğu için çokça yorumları oldu. Bak rejim getirdi. Alem sarsılır. Simurg sarsılmaz adı ve soyadıyla birlikte böyle yine böyle bir tabii ki estantane yapmışlar. Asıl bir tane yorum var onu da yine getirebilir miyiz? Yorumlara devam edelim çünkü sosyal medyada bu daha gündem çok, olduğunda çok yorum çok aldı. Çok şeyler çıkacak. Muhtarım da muhtarım. Aynen. Aynen. Tabii yani güzellik çok avantajlı bir olay. Bak en güzeli bu. Yakışıklılık, güzellik. Nüfusumu aldırıp. Yine ben aynen. biraz oy vermeye gidiyorum. Aynen. Aynen. Yani bu sırf oy vermek için nüfusumu aldıracağım Diyarbakır orada oy vereceğim diyenler var. Yani bu kadına oy vermek için ikametimi değiştiriyorum böyle diyenler de var. Güzel, böyle bulduğunuz güzel haberleri bize atabilirsiniz. Böyle paylaşırız. Hoşumuza gider. Çünkü çok güzel haberler bunda dediğim hayır, gibi. Hayır hayır söyleme. Ben bitti demeyeceksin söyleme, yine herhalde ya. Söyleme. Öf. Ben anlamıyorum. Bak çok yemin çabuk ediyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Giriyoruz ben. Çıkıyoruz hemen yani. Çok konuşmaya alışık olduğum için. Ama sen zaten böylesin. Reklama gideyim mi? Girmeyeyim. Ben şanslı hiç duymadım çünkü reklama gitmek istiyorum. Hadi, reklama gitmem lazım. Hayatım, son kazanalım. Dediğiniz hiçbir şey duymadım yani. O kadar kapattım kendimi çünkü reklama çıkmamız gerekiyor efendim. Dönüşte bir sürprizimiz var sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Evet vallahi. Efendim şimdi bir reklama gideceğiz. Dönüşte bir tane sürprizimiz var. O sürprizi sizinle paylaşmak istiyoruz. O yüzden reklamlarla bizden ayrılmazsanız hep birlikte o sürprizi patlatalım burada. Reklamlar dönüşte sürpriz. Kokoreç. Kokoreç. Koko çok yakında eli kulağında. Ben İkinci dükkanı aşık çok yoğunuz şu anda efendim. Hadi bakalım hayırlı olsun. O yüzden ben hayatım buraya getireceğim. Biz Hande'den kokoreç beklerken Ata Demirer'den geliyor, geliyor herhalde. Geliyor. Hadi at pası hadi. Ata Demirer'e. Şimdi Ata Demirer'i izliyoruz. Bayılıyorum sana. Ben sanatına, şarkıcılığına, yorumcu şeye. İnsanlığına. Aynen. Buyurun seyredin bak neler demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kokoreçin kralını da biz yaparız anladın mı? En güzeli biliyor musun? Bu Ata Demirer var ya ben onun gösterisine gittim güldürüyor güldürüyor tamam. Bunu yapsın. Şşş alo ben de. Bir şey söyleyeyim mi? Kokoreçin kralını da biz yaparız anladın mı? En güzeli biliyor musun? Bu Ata Demirer var ya ben onun gösterisine gittim güldürüyor güldürüyor tamam. Bunu yapsın. Şşş alo ben de. Hayatım kokoreçin esasını Erenciğim yapar. Ya. Atacığım Eren yapar Eren. Bu aynı görüntüyü aynı şekilde ben alasını çekerim bu vallahi. Arada. Gerçekten öyle. Ben bir şey diyeceğim vallahi ya bir gün şu stüdyoya hani... şu Beyaz TV'ye bir ziyafet çekin ya. Çekin çekin. Bu kadar doğru Türkiye'nin en iyi yerlerini. Ben hemen rejiyle konuşayım. Ne zaman isterlerse bizimkiler de kendilerini ayarlasınlar. Ve gelelim. Cevap Bey'le konuşalım. Tamam kokoreç partisi verelim, verelim burada. Çünkü hakikaten yani ben burada reklam yapıyormuş gibi olmayayım da. Yutkunlu hani var. Bilenler bilirler kokoreç konusunda gerçekten çok iddialılar. Çok iyiler. Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi. Biz hep... Tattığınızda, yediğinizde farkı anlayacaksınız. Ben her şeyin... Bayılırsın. Yerin kokoreçini yemişimdir. Hayatım biz hep çok aç. Severim, şu anda aç girdiğimiz ben. İçin şu kokoreç nasıl efendim, güzel geliyor bize değil mi? De, çok açız yani. Açız açız. Peki açız burada... Ata için ne düşünüyorsunuz? Bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Mükemmel bir oyuncu. He? Mükemmel bir oyuncu.
Yani peki var. Ata Demirer mi, Cem Yılmaz esprileri mi? Hmm, ikisi zaten biliyorsunuz bir ara böyle bir kapışma ya oldu Cem ama... Cem Yılmaz esprileri ortada sanki... Ortada çok başka, bu ortada evet. Çok başka. Yani ben mesela Cem Yılmaz'ın esprilerini stand-up'larında seviyorum. Stand-up, bence stand-up yapmalı ya. Film çekmesin Cem Yılmaz ya. Ya evet, ben çok seviyorum filmleri. Kapatıyorlar bizi. Ay, yine mi kapatıyoruz? Yani kapatıyorlar ya bizi. Ay, efendim, ya, sevgiler, ya, saygılar. Bizimle birlikte olan sayın izleyicilerimiz. Yarın 8.45'te Söylemezsem Olmaz Beyaz TV ekranlarındayız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.